Benzer olaylar başka yerlerde de oldu ama pek gündeme gelmedi. Özellikle bugün Samsun'da gelen görüntülere baktığımızda epey de bir gündem oldu. Neydi o? Atatürk'ü koruma kanunu çerçevesinde elbette ki devlet büyüklerini koruma kanunu vardır. Kurucu Cumhurbaşkanı olduğu için mutlaka orada da gerekli hassas konular söz konusudur. Ancak en önemlisi şu. Her dönemde olduğu gibi birileri hemen fitne merkezi odaklı olup bir iki ayaş ay üzerinden baktığınızda perdenin arkasında bir iki ayaş ay değil aslında bir organizasyon şeması üzerinden Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynayan ve dönem dönem Türkiye'nin değerleriyle oynayan kitleleri görüyoruz. Burada evet birilerini sevmek zorunda değilsiniz ama demokrasinin en önemli tanımlarından biri de başkasından istediğiniz saygıyı İlk önce kendinize göstermekten geçer. Dolayısıyla e, sevmiyorsan saygı duymak zorundasınız. Ben bu söz üzerine bir Murat Bey'e e, sözü vereyim. Samsun'daki hadiseye baktığımızda aslında Türkiye'de dönem dönem böyle bir sinir uçları var. Oynanıyor. Birileri de kaşıyor. 28 Şubat veya darbeler dönemine baktığımızda hep bu e, gündeme gelmiştir. Ö, i̇lk önce bir komplike dediğimiz bir altyapı hazırlanıyor. Arkasından sıralanıyor ve geliyor. Ne yapmaya çalışılıyor? Valla işte bir kirli el e, yani her dönem yaptığı şeyin bir benzerini yapmayı deniyor ama tabii bu defa teknik imkanları o kadar, altyapısı o kadar şey değil. Mesela Danıştay saldırısında Alparslan Aslan kapının önünde tesadüfen bir güvenlik görevlisi tarafından durdurulmamış olsaydı o da Hablemitoğlu suikasti gibi, Uğur Mumcu suikasti gibi, Ahmet Taner Kaşıtalı suikasti gibi ortada kalacak. Karanlıkta bir e, el tarafından gizlenmiş olacaktı. Devlet bürokrasisi içine yerleşmiş, sinmiş bir grup tarafından olacaktı. Hablemitoğlu suikastine dönüp bugün baktığımızda ne görüyoruz? Dönemin özel kuvvetler komutanlığında planlandığını, silahın Mogan Gölü'ne atıldığını, özel kuvvetler mensubu bir kişinin Ukrayna'dan getirildiğini, hala bugün ek gözaltı süresi alındı sorgusunun devam ettiğini, kimin silahı ateşlediğini, kimin nerede plan yaptığına kadar söyleniyor. Peki o dönem ne denilmişti Hablemitoğlu suikastı için? Tırnak içerisinde şeriatçı yobaz kalkışmanın ayak sesleri onların eylemi. Uğur Mumcu için ne, demiş, ne denilmişti? Ee, İran e, ekibinin organize ettiği eylem şeriatçıların ayak sesleri denilmişti. Uğur Mumcu'nun kardeşi peki bugün ne diyor? Gladio öldürdü benim evet. kardeşimi, abimi diyor. E şimdi yıllarca havanda su dövdüler. Yıllarca aslında havanda su dövmediler. Bir planları vardı biz havanda su dövdüklerini düşünüyorduk. Yıllarca o plan dahilinde işte bu ülkede seçilmiş meşru hükümetleri bakın sağcısı solcusu demiyorum. Hiç bu işin etmiyor. bu işin mağduru mesela bu işin mağduru eee Refah Partisi'ni devirmek için yapıyor gibi görünseler de ya da işte Özal'ı devirmek için yapıyor gibi görünseler de Erdoğan'ı devirmek için yapıyor gibi görünseler de Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik aslında işin perde arkasında Türk siyasetinin sağ, sol, liberal, uzlaşmacı ya da işte mütedeyin ya da muhafazakar ya da işte milliyetçi kesiminin tamamını etkilemeye tamamını yıkmaya dönük bir girişimde. 12 Eylül'e dönüp baktığınızda neyi görürsünüz ayrım mı yapmıştır? CHP'ye imtiyaz mı geçmiştir? Yok. En sert şekilde sosyal demokratları da ezmiştir. En sert şekilde Tabii. milliyetçileri de ezmiştir. En sert şekilde dindarları da ezmiştir. Tabii. En sert şekilde liberalleri de ekleyin gidin bu listeye ezmiştir. Buradaki darbede ya da darbecilerin e, amacı ya da aracı olarak kullanılmaktır asıl mesele. Buna giden yolların döşenmesidir. Mesela hiç unutmuyorum ne diyordu şey... E, Eski İstanbul hatırlamakta zorlanıyorum. Bakan Kemal Alemdaroğlu. Alemdar Hı. Ne diyordu? Hı. İki el bombasıyla darbe mi yapılacak diyordu. Şöyle bir dönüp bakıyorsunuz. 12 Eylül'de bir tane el bombasını bırakın bir tane mermi bile sıkılmamıştır. Ama öncesinde kan gövdeyi götürmüştür. Darbeye meşru bir zemin Hazırlık. Şimdi darbe olur olmaz, başarılı olur başarısız olmak. Ben, ben bugün için darbeyi bile demek istemiyorum. Çünkü darbecinin işine yarar darbeden bahsetmek. Ama bir el... Türkiye'de bir yeri kaşıyor, kaosa sürüklemek istiyor. Kimi zaman dindarlara yönelik oluyor. Bakın hatırlayın HDP milletvekili Oya Ersoy. Dünkü söylemlerine bakın tahammül edilebilecek söylemler mi? 500 yıllık Osmanlı diyor, 1500 yıllık dini diyor, İslam kimliğini hedef alıyor. Bir bakıyorsunuz bir başka yerde diyanetle alakalı bir öfke, nefret patlaması oluyor. Biri bir karikatürü getirip burada yayınlamak istiyor Fransa'daki karikatürü. E şimdi dönüyorsunuz bakıyorsunuz hepsinin bunları ya da Alevi vatandaşlara yönelik eylem gerçekleştiriliyor. Kapıların önüne çarpı atılıyor ama o eski derin devlet aklı Türkiye'de egemen olmadığı için ok çapı kapılara çarpı koyan kişinin bizzat o semtte yaka, yaşayan yine aynı gruptan gruptan biri olduğu tespit. Bakın o grubu suçlamıyorum. O grup kurbandır. Ama onların içerisine sızmış biri olduğunu görüyoruz. Peki Samsun'daki hadiseye tekrar Samsun'daki haber. hadiseye dönüp baktığımızda da bunlar Hı -hı. tesadüfi şeyler değil, eylemler değil. Aynı anda işte bakıyorsunuz İslam'a yönelik bir hafta önce saldırı Benim ilgimi saldırı çeken Murat başlıyor. Bey, özür diliyorum. Şu husus çok önemli. O eylem olur olmaz gündeme ve habere düştüğünde hemen birçok sosyal medya platformunda muhafazakar ve mütedeyin insanlar suçlanmaya başladı. Tam Küfürler, bu işin zaten şuydu. bakın, evet. Ama arkasında iki ayaş çıkıyor. Tamam, bakın bu işin zaten, bakın Mahir Kaynağ'ın <laughs> bir sözü vardı. Bir eylem bir yerde bomba patladığında kimin patlatma olasılığı olduğuna değil, kime evet. yaradığına bakmanız evet, lazım. Kim Şimdi dönüp baktığınızda bu ülkede, bakın e, Müslümanlara yönelik, dindar insanlara yönelik bir karalama, bir nefret söylemi içeren paylaşımlar oluyor. Hemen peşinden bu ülkenin bir değeridir Mustafa Kemal Atatürk. Samsun'da ona yönelik onun işte heykeline yönelik bir saldırı girişimi oluyor. Bakıyorsunuz saçma sapan iki tane geri zekalı diyebileceğiniz ama dememeniz gereken bu işin arkasında başka şeylerin olduğu kesinlikle aşikar. Güpe gündüz sabah lüks bir araçla gidip sanki heykelin koparacakmış. Gibi. Koparacakmış gibi. Yani şöyle düşünün. Aslında heykeli oradan koparmak istenilse Oraya zincirle gidilip bir eylem yapılabilecekken incecik bir halatla bir gidilip bir. eylem yapılıyor. Göstereyim. Ondan sonra Edirne'de bir başkası e, bugün e, bir başka heykeli ateşe veriyor. E şimdi dönüp Adalet bakıyorsunuz. Burada vermesi. kim? Burada kim e, tahrik edilmek isteniyor? bu ülkedeki seküler layık kesim tahrik edilmek evet, Tabii. Onlar üzerinde bir oyun oynanıyor. Bakın ben hemen diyorum ki peşinden emniyetimiz eğer dikkatli olmasaydı istihbaratımız eskisi gibi olmasaydı yani şimdiki daha... Veya FETÖ'nün istihbaratı gibi bir istihbarat evet, olmuş bakın olsaydı. Bakın hemen peşinde Hı -hı. eş zamanlı olarak İslami kesime yönelik de bir saldırı planlanırdı. O, i̇şte karşı karşıya getirmek için toplumun iki kesimini iki farklı kesimini karşı karşıya getirmek için bir şey tezgahlanıyor, bir şey planlanıyor. Anlanıyor. Peki Yakalanıyor. Bakın yakalanıyor o iki kişi. <laughs> Daha önce defalarca şimdi suç kaydını burada izah et, edebilirim birazdan isterseniz. Ondan fazla suç, suç kaydı var. Hı -hı. Uyuşturucu kullanmaktan alkollü araç kullanımına kadar değişik repertuarları var. Ama ilk etapta ne hedefleniyor? Aslında bakın burada kurban İslami Bunun kesim değil. Bunun üzerine konuşacağız. Tamam, hemen genel ekleyeyim hemen ekleyeyim susayım. Burada hedef kurban İslami kesim <laughs> Hayır, değil. değil. Burada burada kurban Sekülel aslında kemalist kesim ora hedefleniyor. Orayı kışkırtmaya dönük bir adres olarak hedefleniyor. Ben de şunu söylüyorum. Diyorum ki burada e, yapmak gereken şey seküler olmayanların da, öyle düşünmeyenlerinde sakince Evet. onla orada yapılan eyleme onlardan daha fazla tepki koyması gerekiyor. Aynen. Neden? Çünkü burada hedeflenen iki karşıt grubu, aslında iki karşıt demeyeyim. iki karşıt düşünceyi kutuplaştırıp birbiriyle savaşır hale getirmek. O yüzden ben diyorum ki böylesine eylemlere bütün ülke olarak sağcısı, solcusu, dindarı, inanmayanı, inançsızı hiç fark etmeksizin hepsine karşı çıkmamız gerekli. Çok 5816 sayılı kanunla olmamalı. Hmm. Toplumsal ahlak ve etik değerleriyle olmalı. Niye? Ayet açıkça söylüyor siz onların ilahlarına küfretmeyin. Onlar da sizinkine küfreder. Bakın ilah ilah ifadesini Mustafa Kemal'e atfetmek istemiyorum. Onlar da onu ilahlaştırıyor demiyorum. Ben bir şeyi söylüyorum. Diyorum ki siz onların değerlerine, kutsallarına. onların kutsallarına, onların önem verdiğine... ...küfretmeyin, saldırmayın, vurmayın, yakmayın, yıkmayın ki onlara da bu hak doğmasın diyor Peki. Öztürk Bey, özellikle hem siyasi kimliğinizle ve aynı zamanda bir partinin genel başkanı olarak da... ...size sormak isterim. Türkiye ne yazık ki... 1923'ten beri bakıyorsunuz hep buna benzer olaylarla bugüne kadar gelmiş. Yani neyimiz eksik? Niye bir türlü uslanamıyoruz, akıllanamıyoruz? Ne yapılmaya çalışılıyor? E Tabii burada <laughs> çok ciddi bir prov provokasyon olduğu kesin. Şimdi Murat Bey'den yani özür dileyerek birkaç kendi açımdan birkaç düzeltme yapmak istiyorum. Birincisi Müslüman kesim İslami kesime karşı Diğeri de seküler kemalist kesim. Yani sanki seküler kemalist kesim Müslüman değil İslami değil diye bir alı çıkıyor. Ben. Olabilir. Ee, ben bu, o anlam çıkmışsa yani, özür dilerim. Ben onu niyetiniz, demek istemedim. Evet, evet doğru. Niyetiniz o da e, evet o değilse de hani bunu e, bir şey Ama yap, var, kayda var, geçirmek var. istedim. E, birincisi bu. İkincisi bir kere kutsallarımız, siz onların kutsallarına bir şey yapmayın, onlar da yani değer verdiği bence bu da çok doğru bir tanımlama değil. Biz evet yani Tanrı değil Atatürk. Kimse tapmıyor Atatürk'e Tanrı diye. Bu bir ülkenin kurtarıcısı ve saygı duyuyor insanlar ve bu saygı derin bir saygı insanlarda olan saygı. Bunu aslında normalde ben neden Atatürk'e saygı duyulmaz diye hep düşündüğümde mantıklı bir gerekçe bulamıyorum. Yani bu ülkenin bağımsızlığına saygı duymuyor mu bu insan? Kurtuluş Savaşı'na saygı duymuyor mu? Bu milletin millet olmasına saygı duymuyor mu? Üniter yapıya saygı duymuyor mu? Bugünkü cumhuriyete saygı duymuyor mu? Yani bunun neyine saygı duymayacaksınız? Sonuçta Atatürk'ün getirdiği sistem budur. Ha biz bunu reddediyoruz. E biz de sizi reddederiz. O zaman böyle bir sistem olmaz. Yani o zaman sıkıntı bu. olayın özü şudur aslında Sabri Bey. Türkiye'de hiç yoktan belli kesimler Atatürk düşmanı olarak büyütülüyor. Ve onlar hep böyle Atatürk'e düşman olmak, onu böyle aşağılamaya çalışmak akıllarınca sanki çok önemli bir şeymiş gibi, çok önemli bir şey yapıyorlarmış gibi böyle takdim ediliyor. Halbuki aslında bu aymaz kesin bilmiyor ki kendi geçmişini reddediyor. Kendi ulusal kurtuluş savaşını reddediyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Birisi çıktı dedi ki bu ülkede utanç verici bir şey. Keşke Yunan galip gelseydi de bu ülkede şeriat olsaydı. Yani Yunan galip geliyorsa senin şeriatın ne işe yarayacak? Senin dinin ne işe yarayacak? Senin mem memleketin ne işe yarayacak? Bu nasıl bir mantıktır? İşte bunlar ödüllendirildi. S Sayın Cumhurbaşkanı maalesef e bunun e ziyaretine gide gitmek suretiyle, Diyanet İşleri Başkanı ayağına gitmek suretiyle aslında tarafını belli etti. Şimdi ben mesela olayın köklerine indiğiniz zaman çok farklı bir şey çıkıyor. Ve Türkiye'de evet bir provokasyon tetiklenmek isteniyor. Bu doğru. Murat Bey'e katılırım. Bu kesimler üzerinden tetiklenebilir. Evet, buna da katılırım. Ama gerçekçi olalım. Yani siz e, bu ülkede Atatürk'e seven, onu Kurtuluş Savaşı'nın kahramanı ve bir lider olarak gören kesimi putperesi olarak tarif ediyorsunuz. Bu utanmazlığı yapmak kimin haddine? Bu ülkede herkes 99'u çıkıp utanmadan Müslüman diyorsunuz. Ve sonra. Müslümanlar, İslami kesim ve diğeri de putperest sanki onlarda şirke düşmüş bir kesim olarak takdim ediliyor. Bence bu bölücülüktür. Bu dilden kesinlikle zinhar vazgeçilmesi gerekir. Çünkü bunun topluma bir faydası yok. Bunun ulusal birliğimize bir faydası yok. Bunun bütünlüğümüze bir faydası yok. Bu bunun fayda sağlasa sağlasa Türkiye'yi bölmek, birbirine düşürmek, birbirini ezdirmek, toplumu birbirine düşürmek isteyen içerideki ve dışarıdaki insanlara yarayabilir. Peki. E bu, bu memleketin çocukları. Öztürk Bey bu memleketin bir araya gireceğim. Batırız. Özür diliyorum. E, HDP milletvekilinin yaptığı açıklama, meclisteki yaptığı açıklama. Özellikle e, biliyorsunuz HDP'de e, HDP'ye oy veren e, mütedeyin Müslümanlar da var. Onu da biliyoruz. E, Anlısaclıya gidenler de var. Onu da biliyoruz. Her siyasi partide olduğu gibi. Ancak e, özellikle Avesta kitabını bir apoizm tarzı okutup ve dinsizlik toplumu üzerine bir şey inşa etmeye çalışan HDP'nin genelde parti yönetim sisteminin buna bir önderlik ettiği bir gerçeği de var. Peki HDP'nin bir milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kalkıp hem Osmanlı'ya laf söylemesi hem 1400-1500 yıl öncesine gidip dinimize peygamber efendimize hakaret etmesi sizce kabul edilebilir bir şey midir? Veya oradaki bunu kim, gösterilen tepki yeterli buluyor musunuz? Ya bu bu da yanlış, bu da saçma sapan bir şey. Bunu kim kabul edebilir? Sabri Bey, Türkiye'de bakın biz Anadolu'nun insanları biz iyi ile kötüyü ayırt etme yeteneğine sahip olduğumuz için bir millet olmuşuz. Biz doğruyla yanlışı ayırt edebilmişiz bu memlekette. Ben Atatürkçüyüm der, ben Kemalistim der ama Cumasını kaçırmaz. Orucunu tutar. Diğer taraftan ben dindarım der, Atatürk'e saygı duyar. Bu böyle olması gerekirken Türkiye'de bu ihvancılık, dört parmakçılık Türkiye'nin altına oydu. Böyle bir şey olmaz. Biz Anadolu'nun çocuklarıyız ya. Bu 83 milyonuz. Biz camimde bizim, Atatürk'te bizim. Hepsi bizim. Sabırla dinliyorum ama ihvancılık, dört parmakçılık falan nereden çıktı Allah aşkına? Niye Baba, konuşuyoruz biz? Ben, ben, onu soracaktım. İhvan, yani ihvan mı acaba Selefi Vahabilik mi demek istedi evet. diye siz. Peki. Yani... Öztürk Bey buyurun. Efendim bir müsaade buyursanız ben de sizi dinleyeceğim sabırla. Şimdi dolayısıyla bu ülkede bölücülüğü yapan kesimler bellidir. Ben şunu bir çıksın desin ona da karşı gelirim. Evet kardeşim herkes işte herkes Kemalist olacak. Herkes Atatürkçü olacak. Böyle bir şey de yok. Dediler ama, ama şu var. Ben görmedim ki Amerika Birleşik Devletleri'nde o ülkeyi kuran insana karşı Heykelleri yıkılsın ve bunlar da aklansın bir şekilde. Ben görmedim ki Almanya'da veya bir başka yerde veya herhangi tarihin herhangi köklü bir devletinde bunlar yapılsın. Burada ben buna var. şahit olmadım. İngiltere'de buna şahit olmadık. Ama bu Türkiye'de bir sorunu var bu insanlar. Bu sorunu maalesef biz yaşadık. Siz şunu açık açık söyleyelim. Bakın bu ülkede Anadolu'nun kendi ahenginin dışına çıktığınız anda hepsi. Sıkıntı yaşatırsınız bu topluma. O ahenk nedir? O ahenk hoşgörüdür. O ahenk farklılıkları bir arada tutabilme yeteneğidir. O ahenk her şeyi yerli yerine oturtabilmektir. Siz eğer Atatürk'e saygı duymuyorsanız e ben de size saygı duymam. Ama siz getirip derseniz ki yok bunlar Müslümandır. Bu taraf Müslüman, bunlar da putperest gibi takdim ederseniz bu toplumu zaten bölmektir. Bunu, bunu kimsenin kabul etmesi mümkün değildir. Benim ben kim dedi. Benim isteğim şudur. Benim isteğim şudur. İçişleri Bakanı böyle geçiştirmesin kardeşim. Gelsin kimse bu insanlar bunları açıklasın. 1 iki. bunlara kim emir verdi? Kim bunları provoke ettirdi? Bunların arkasında hangi kuvvet vardır? Tamam. Bunları masaya yatırsınlar ve toplumla bunlar paylaşılsın. 3 Niye bu kadar Atatürk üzerinden yürünüyor? Bunu Dediklerinize katılabilirim. Bunu Fetö yapabilir, Amerika yapabilir, İngiltere yapabilir, içerideki bazılar yapabilir. Hatta bazı siyasi uzantılar olan siyasi partiler tetik ya herkes olabilir. <laughs> Ama kimdir bu kardeşim? Sen devletsen, yakalamışsan bunun cevabını vereceksin. Kamu Şeffaflık içerisinde paylaşılmasını talep ediyorsunuz. Kesinlikle. Çünkü Peki. bakın bunu ben bütün bizi izleyen kardeşlerime de çağrıda bulunuyorum. Bu tür gerginliklerin bu topluma bir faydası yok. Biz nasıl ki dinimize, nasıl ki imanımıza, nasıl ki Allah'ımıza karşı herhangi birisi bir şey yaptığı zaman biz ona karşı duruyorsak, nasıl ki örfümüze, ananemize, geleneğimize karşı bir şey dendiği zaman onun karşısına dikiliyorsak, bu toplumu var eden değerleri nasıl savunuyorsak Atatürk bu toplumun lideridir. Kabul etmeyenler açısından da liderdir. Bu devletin kurucusudur. Aksini ve bizim kahramanımızdır. Buna karşı bir şey söylemek insanların doğal tepkisiyle karşılaşır ve bunun hiç istenmeyen sonuçları olabilir bakın açık açık söylüyorum. Çünkü toplumda bu birileri zaten demiyor de mu? Yani e, olumsuz yönde gelişmesi İşte o zaman yapmayacağız. Gerekiyor. O zaman yapmayacağız Sabri Bey. Bunu yapanları cezalandıracağız. Bunlar kim yapıyorsa bunları Oğlum, çıkıp olsun. açıklayacağız. Bağlantılarını açıklayacağız. Diyeceğiz ki kardeşim. Evet biz bunları yakaladık. Bu densizler. Bakın şu şu gruba bağlı şu görüntüyü vermişler. Şu görüntü veya bunların bir varsa siyasi uzantısı onları açıklayacağız. Başka şekilde bu toplumu rahatlatamazsınız. <laughs> Nedir Allah aşkına? Her gün kalkıyoruz heykellere saldırılıyor. Atatürk'e hakaret ediliyor. Onlara hakaret edenler övülüyor. Onlar aklanıyor. E bu, bu, toplum biz bu toplumda yaşıyoruz öyle ya. Bir örnek biz İngiltere'de var mı? mi? yaşıyoruz ya? Bana bir Öztürk Bey bana bir örnek Efendim? gösterir misiniz? Öyle Atatürk'e heykele saldırıp e, beraat eden ya da ceza almayan? Efendim Atatürk Atatürk'e Atatürk, e, Atatürk e... Hakaret eden insanlar kaç kişi ceza aldı? Lütfen olur, söyler olur. misiniz? 8 binden fazla Tweetim'de insan ceza sonra... almış. Rapor bile <laughs> hazırlandı bununla i̇şte alakalı. Erdoğan'a, Erdoğan'a, Erdoğan'a o, o da o yasa da kaldırılsın deniyor. Olmuş. O yasa da kaldırılsın diyor Cumhuriyet. Böyle soytarılık olur mu ya? Yani şimdi vefat eden Cumhurbaşkanına hakaret etmek suç sayılsın deniyor ki suç sayılsın. Yaşayan cumhurbaşkanına hakaret etmek suç sayılmasın Arkadaş, de diyor. Cumhuriyet'te bu hafta yayın, geçen hafta aa, yayınlandı ya. Arasında Atatürk, bir fark Atatürk, Atatürk ya. cumhurbaşkanının <gülüyor> ötesindedir. <laughs> Kovediyor. eder misiniz? Bitirelim. Hayır bana, Tabii örne Bey, cümle bana cümle örnek göstereceksiniz. Mi? Şu diyeceksiniz yargılanmıyor bakın, diyeceksiniz. Ben de size diyeceğim ki eyvallah. Bakın ama öyle alfake heykelleri yıkılıyor şey her gün. Öyle şey olur mu ya? Bakın bir şey söyleyeceğim en basitinden Cumhurbaşkanı gitti fesli denen şahsı ziyaret etti ya bundan daha büyük hakaret tamam, var tamam ne demiş ceza daha büyük olumsuzluk olabilir mi ne yapmış ne ne yap ne, ne yapması gerekiyor başkan ne demiş ne, ne demiş onu söyleyin baketi küfür mü etmesi lazım ne, daha demiş? ne diyecek ya ne demiş? Atatürkiye demiş ki adam demiş ki bu ülkeyi ne Yunan işgal etsin dememiş. Demiş ki bu ülkeyi Yunan işgal etseydi ancak ezanı Türkçe yapardı. Hayır, Yunan demiş? işgal etseydi ancak tekkeyi kapatırdı. Yunan Hayır. işgal, şey, işgal etseydi ancak Hayır. bunu yapardı demiş. E ee, Yani Hayır. kaldırıp Cumhuriyet'in sözcüğünün çarpıtmalarını, o paçavraların sözcüklerini mi burada tekrar edeceksiniz? CHP'den farkınız ne kalıyor? Bana bunu söyleyin o zaman. Aslı dururken ben niye takdirine oy vereyim o zaman? Ya biraz bile bilelim konuşalım. Hayır kardeşim konuşalım. olur mu siz? O, etkisinde etkisi demek ya? kalmadan Yunan konuşalım. Yunan işgal etseydi böyle olurdu ne demek? Ya bu onların etkisinde bu kalmadan konuşalım. Bu zaten böyle bu söylediğiniz her şeyi şey Cumhuriyet Halk Partisi söylüyor bana. Kemal Bey. Ee, ya Kemal ya, geçsin Bey bu Öztürk onursuzluğu Bey. gidip. <laughs> Öztürk Bey. Arkadaşlar evet. siz siz alışmışsınız bakın. bu Bunlara alışmışsınız. Çünkü Atatürk'e akşam sabah hakaret edenleri eğer Cumhurbaşkanı seviyesinde gidip orada ziyaret edilirse Öztürk daha Bey, hala bir Öztürk defa doğru Bey, dürüst Öztürk anmayan Diyanet İşleri yapmayın. Başkanı gidip yapmayın. o fesliği orada şey yapar sonuç bu olur. Ayıp. Çekilleşiyorsunuz. Yakışmıyor. Ee, e, Ayıp ya. Diliyorum. Ekrem Bey özür diliyorum. Ee, Aziz Gündoğdu. Ekrem Bey terbiyesizlik ee, yapmayın. Bey. Ee, bir müsaade eder misiniz başkanım? Siz olmayan şeyleri, doğru şeyleri istajere terbiyesiz... etmeyin. Mübalağa etmeyin. Yok öyle bir şey. E, Ayıp ya. Terbiyesizlik yapmayın. Bir müsaade eder misiniz lütfen? E, yıl 1982. Bakın, ben eleştirebilirsiniz beni ama üslubunuza dikkat Estağfurullah, edin. Eyvallah. Siz bakın, kim kimsarıya girmeden aldığınız sazı, genel meseleleri, Türkiye'de olmayan bir takım şeyleri mübalağalı bir şekilde anlatıyorsunuz. Kanırtıyorsunuz, yapmayın. Ben Tekil e... olayları, marjinal olayları, şaz olayları genel bir gerçekmiş gibi bize anlatmayın. Hepimiz bu Türkiye'de yaşıyoruz. Peki. Fahsettiğiniz gibi bir dünya yok. Peki yoktur. özür diliyorum. Ben tek tek adres vereceğim. Çocukken yaşadığım bir meseleyi anlatmak isterim. Bu da çok önemli. Bingöl'ün sancak beldesi var. Küçük bir belde. Bir ortaokulumuz vardı. Bahçede bir Atatürk büstü vardı. Ve sol marjinal bir örgüt tarafından büs parçalandı. Köyün bekçisi Aziz amcamız vardı. Aziz amcamız... Ee, TSK'nın dönemli dönemin TSK'nın içerisindeki Bingöl'deki alay komutanı e, bastonu kafasından kırdı. İşkenceyle bu adam öldü. Tamam mı? Bir sol örgüt büstü kurdu ama aynı zamanda o yaşlı amca köyün bekçisiydi diye işkenceyle öldürüldü. İşkenceyle. Ve hiç hukuksuz bir yere, haksız bir yere. Peki Sabri Bey ben Ve size o sorabilir acı, miyim? Ve O acı halen o bölgede yaşatılır. Ben sorabilir miyim? Buyurun. Siz Atatürk'ü bir Türkiye'nin bir lideri olarak, kurucusu olarak hı hı. ve devlet bura bir kahraman olarak görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Görüyoruz. Ha. Ben ne demek ya programın ya, başında, Öztürk Bey programın başında Allah Allah çok Allah. net bir duygumu paylaştım sizle. Dedim ki bu ülkenin kurucu Allah Allah. lideri. Ya Bunu söylemeye Allah. gerek yok. Yani, yani bunu söylerken programın başında söyledim, bunu altını Peki, çizmeniz Peki bunu görüyorsanız açısın. bir saniye. Sabri Bey, size söylemiyorum bunu. Ben anlıyorum sizi. Buyurun. Ee, Ek Ekrem Bey'e söylüyorum. Siz bunu görüyorsanız, Türkiye'de bir festi çıkıp keşke Yunan galip gelseydi de bir dakika, bunlar bir dakika, olmasaydı demesini aklı görüyor musunuz? Sakar eder misin? Bakın, e, rahmetli Kadir bir Mısır'lı bir dakika, ilgili açıklama yaptı ama siz bu. Bir dakika, bir dakika. Murat gerekeni söyledi. Niye ben ona rahmetli söylüyorum. okuyorsunuz da Atatürk'e lanet okuyorsunuz? Evet. Ona da rahmet okuyorum. Nereden çıkardınız ya? Kime Benden duydunuz mu öyle bir <laughs> şey? Kimden duydunuz öyle bir şey? Öztürk Bey, yeteri kadar konuştunuz. Müsaade edin birkaç cümlede ben edeyim. Peki. Başka mi ha, Lütfen başkanım bir ekran edin. Mesli edelim, dediğiniz konusu. zat birkaç sene önce vefat eden Kadir Mısıroğlu. Allah rahmet eylesin. Kadir Mısıroğlu bu ülkenin yetiştirdiği önemli tarihçilerden birisidir. Her insan gibi hataları vardır. <laughs> her insan gibi sevapları vardır. Kadir Bey'in bütün bir bütün konuş... geçmişi Atatürk'e hakaret. Üstadım dinliyor bütün musunuz? Dinliyor. musunuz? Başka şarkınız yok mu sizin? Bu adamın 100 tane Siz kitabı doğruyu var. Doğruyu konuşun, doğruyu. 100 tane kitabı doğruyu var. Doğruyu konuşun. Bunlar. Buyurun. Doğru konuşun. La havle ve la kuvvete illa billah. Kadir Bey'in bir konuşma sırasında söylediği konsepte değişik olabilecek bir sözü koparıp alıp yıllar sonra yani neydi o temcit pilav gibi tekrar 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 söylemenizin anlamı yok. Atatürk'le alakalı sizin söylediğiniz deminden beri anlatmaya çalıştığınız tabloyu ben hayretle izliyorum. Siz nerede yaşıyorsunuz? Nereden bahsediyorsunuz? Atatürk bu ülkenin bir gerçeğidir. Atatürk diye birisi vardır. Vaktiyle bu ülkenin çeşitli şekilde birisi aşamalardan vardır. geçmesinde büyük birisi katkılar vardır. olmuştur. Bakın şu bu ülkenin bir mısınız? değeridir. Bir değeridir. Murat'ın anlatmaya çalıştığı. Atatürk çalıştı. diye birisi vardır diyor bakın. bakın. Bakar mısınız? Atatürk diye birisi vardır diyor ya. Ve bu saygı duyduğunu söylüyor ya. Peki, ya böyle bir saygısızlık mu? Atatürk diye birisi Öztürk vardır Bey, ne demek ya? Yahu Türkçeyi sizden mi öğreneceğim? Niye benim niyet okuma yapıyorsunuz? Siz bilmiyor, Niye araya karışıp niyet okuma yapıyorsunuz? Niye niyet okuyorsunuz ya? Murat bir şey anlat Ya söylediklerinizde diyorsunuz ki Atatürk diye birisi vardır. Bu birisi bu ne kadar büyük bir aşağılamadır. Estağfurullah. Başsafullar. Siz de, hangi, o sizin hangi bakışınız. yaşıyorsunuz? Onun o kurduğu sizin ülkede bakışınız. şu anda yaşıyorsunuz. O sizin bakışınız, nerede sizin bakışınız. Sizin yorumunuz. Nerede yaşıyorsunuz? Onun kurduğu, ya. Onu kurduğu ülkede yaşamıyor musunuz? Ne biçim laf bu? Onun kurduğu ülkede yaşamıyor musunuz? Üstad. germeyin, kanırtmayın. Laflarımı başka manaya çekmeyin. Siz nerede dolamayın. yaşıyorsunuz? Yakışmıyor size. Siz bir parti en başkanısınız. Atatürk diye birisi var diyorsunuz ya o şu anda yaşadığınız ülke kimin kurduğu ülke? Üstad devlette devamlılık esasları diye bir laf biliyor musunuz siz? Kim de, kimin devamlılığı yapıyor? İngilizlerin İstanbul'u işgal ettikten sonraki devamlılık mı? İngiliz işgalini midir? O devamlılık oydu. Şimdi yeni bir dönem açılmış. Siz bu şu anda onun döneminde yaşıyorsunuz ya. Daha nerede yaşadığınızı bilmiyorsunuz. Haklısınız Peki. yahu. Yani Gelip bunları bir de sizden gelmeyin, öğren... kardeşim. Sizden germeyin, Öğrenmemiz gerekiyor. gelmeyin. Sizden öğrenmemiz gerekiyor. Bir öğreneceksin. Tabii. Tabii öğreneceksin. sizden öğreneceğiz. Siz Murat'ın söylediği. Bu ülkenin şöyle diye... değerine, kurucusuna, Kurtarıcısına, saygı duymayana ben hiç de saygı duymam. Öztürk Bey, e, Sayın Başkanım lütfen <laughs> rica ediyorum. E, 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 Ekrem Bey bir anlatsın, e, katılıp katılmadığınız kısım üzerinden tekrar söz vereceğim size. Buyur. Konuyu nereden başlattık? Samsun'da Evet. Ay yaş olduğu anlaşılan iki tane sarhoşun Atatürk e heykeline gidip ip atıp sonra da defolup gitmeleri ardından yakalanıp tutuklanmalarından açıldı. Tamam. Beyefendi diyor ki İçişleri Bakanı söylemeli anlatmalı. Adamlar ayılırsa herhalde ne halt olduklarını öğreneceğiz. Ama ayılmaları için herhalde biraz Ama zaman geçmiş. Ama adamların diye. geçmişi de net ortada zaten. Yani her türlü olaya karışan, her türlü pislikte bezi olan adamlar bunlar. Eğer bunları birisi azmettirmişse, kendi mahallelerinden birisi azmettirmiştir. Bunu bilmek lazım. Dolayısıyla efendim işte şu oluyor bu oluyor. Hayır Türkiye'de yaşıyoruz. Edirne'deki olay nedir? Edirne'nin bir ilçesinde Tabii. adalet heykeli diye bir heykele şey olmuş. Nasıl bir heykel bilmiyorum. Yanlış bir şey. Heykele karşı olabilirsin, olabilir. Sen güç sahibi olursan yapmazsın. Birisi yapıyorsa ne yapayım yapsın bana ne. Dolayısıyla şimdi bir takım şeyleri germeye gerek yok. Marjinal olaylar üzerinden, şaz olaylar üzerinden genelle alakalı yorumlar yapmak bizi riske götürür. Biz geçmiş yılları yaşadık. 12 Eylül'ü yaşadık. 12 Eylül öncesi 1978'de bir CIA ajanı Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan röportajında şunu söyledi. Biz bir ülkeyi ele geçirmeye çalışıyorsak, o ülkeyi etkilemek için anarşiyi bir yol olarak seçmişsek ve o ülkede anarşi yeter seviyede değilse dahili elemanlarımız vasıtasıyla anarşiyi kökler, körükleriz. Biz 1970 ile 80 arasında Öztürk Bey'in yaşını bilmiyorum. Hocam iyi hatırlar. Her gün 3, 5, 7, 10 tane insanın ölümüne şahit olduk. 70 ile 80 arası 5 bin tane sağdan ve soldan memleket evladı boş yere gitti. Allah taksiratlarını affetsin, Allah rahmet eylesin. Peşinden 12 Eylül yapıldı. Ne dedi 12 Eylül yapanlar? Biz aslında daha önce yapacaktık ama şartlar olgunlaşsın diye bekledik. Biz Neydi şartların oldukça. olgunlaşması? Mümkün olduğu kadar olay çıkması. Bakın Uğur Mumcu'dan falan bahsetti Murat Bey. Yekta gün Güngör Özden. Bir dönem bu ülkenin Anayasa Mahkemesi Başkanı'ydı. Tokatlıdır. Ahmet Fevzi Ünceviz. Selamlar olsun kendisine. Tokat milletvekiliydi. Muhabbetleri iyi. Yekta Güngör Özden Anayasa Mahkemesi Başkanı iken bir gün muhabbet ediyorlar. Uğur Mumcu falan olayların olduğu dönem. Bahriye Üçok, Taner Kışlalı, çok Muammer Aksu. Bir sürü olaylar yaşandı. Onunla ilgili yazı meçhuller olmuş. Yekta Güngör Özden diyor ki Ahmet Fevzi e, Ya Ahmet Bey diyor. Sizinkilerin beni vurma ihtimalinden çok korkuyor. Ahmet Fevzi İnceyüz diyor ki muhabbetleri iyi. Bey diyor siz bizimkilerin sizi vurmasından <laughs> falan korkmayın. Bizimkiler sizi eleştirebilir. Size kızabilir. Ama bizimkiler bunu fikri tartışmadan öte götürmez. Ama sen, sizinkilerin seni vurup suçu bizimkilerin üzerine atmalarından kork diyor. Murat deminden beri bunu söylüyor. Bu Burada bir araya gelmişiz. Bir şey konuşuyoruz. <laughs> Murat deminden beri bunu söylüyor. Birilerinin, bu ülkenin fay oynamaya. Birileri bir bir takım ortalığı karıştırmaya niyetlenir bunu söyleyeyim. Atatürk bu ülkenin değeridir. Atatürk diye birisi vardır derken bir vakadır, bir gerçektir. Bunu birilerinin bunun aksine laf etmesinin anlamı falan yoktur. Bunun için söylüyorum. Beyefendi bunu herhalde siyasi olarak işine yarayacağını düşünce, düşünüp kanırtıyor. Hayır. Atatürk bu ülkenin bir gerçeğidir. Dolayısıyla ha eleştirebileceğimiz yönleri var mıdır? Olabilir. Herkesin vardır. Her insanın vardır. Fatih Sultan Mehmet'in de vardır, Abdülhamit Sultan'ın da vardır, onun da vardır, bunun da vardır. Dolayısıyla onun da olabilir. Ö övüneceğimiz taraflar tabii ki vardır. Müthiş bir komutandı. Hakikaten değişik aşamalardan geçti. Ben mesela birçok şeyini okurken hayranlık duyuyorum. Gaziye gidişi, şu bu falan filan her neyse. Dolayısıyla bugün Murat'ın söylemeye çalıştığı şu. Kendisi de söyledi yanlış anlaşılmasın diye. Yanlış anlaşılmasın diye. Yani birilerinin aziz bildiği, önemli bildiği, önem verdiği birilerine karşı hakaret dili kullanılmasın. Niye? Olmuş, bitmiş, yaşanmış. Konuşulacak şeyler varsa ortak bir zemin bulunur. İlmi olarak konuşulur, tarihi olarak konuşulur. Niye? 1920'ler, 30'ları buraya getirip bugün onları yargılama şansımız yok. Olan oldu, biten bitti. Peki. Bütün mesele bugünkü Türkiye'de 84 milyon milyon insanın hı hı. beraber yaşadığı bu ülkede barış ve kardeşlik ortamını bozmaya çalışan birilerine karşı hep beraber cephe almalıyız. O parti gelir, bu parti gelir, o gider, bu gelir, hiç problem değil. 84 milyonu esas alan görüşlerin bu ülkedeki herkesin kardeşliğini temel alması lazım. Bunu bunu davet edecek politikalar üretmesi lazım. Dolayısıyla Samsun'daki iki ay yaşın yaptığı şeyi genelleyip onun üzerinden çok eski işte Kadir Musuroğlu hikayeleri anlatıp bugün bir şeyler söylemenin bir husumet havası oluşturmanın kimseye faydası yok. Konuşulacak şeyler vardır ama bu burada konuşulacak şurada burada konuşulacak şeyler değil. Artık tarih emar olmuştur. Tarih konuşur. Doğrudur, yanlıştır, şudur budur olup bitmiştir bunlar. Peki Öztürk bugün Öztürk biz Bey, buraya, buraya bir itirazınız var mı? Şimdi efendim e, itirazım itirazım şu, şöyle biz e, Türkiye'de ana konularda e, bir kere çatlamış durumda toplum hı hı. bir kere olmuş bitmiş yani Atatürk artık eskiden kurdu artık hiçbir önemi yok e, gibi e, işte tarihi bir figür artık niyet orada kaldı niyet vazgeçin Öztürk Bey kendi laflarınızı konuşun benim sözlerimin Efendim, ben... ihtiyacı varsa ben izah ederim benimle alakalı konuşma yapmayın niyet okumayın çünkü siz beni kavrayamazsınız. Benim ne dediğimi anlayamazsınız. Niyet <laughs> okumayın. Kendi sözlerinizi An söyleyin. Ben anlayamıyorsam ki sizi toplum nasıl Niyet okumayın. Niyet okumayın. Sözlerinizi e ben eder misiniz? Benim sözlerimi yorumlamayın. Peki. <laughs> Ayıp yahu. Ben o zaman o zaman e, beyefendi benim sözlerimi neden yorumlamak ihtiyacı hissedip de müdahale etti? Üstadım ben sizin sözlerinizi yorumlamadım. Yorum yapmadım. Bir şeyler söyledim. Siz de söyleyeceğinizi söyleyin. Benim söylediğim sözden kastetmediğim manalar çıkarmak için işi zorlamayın. Söylediğim Peki. bu. Peki, ee, bir Öztürk Bey, ben bu hukuk dilinde bunun karşılığı <laughs> nedir? Hocamdan almak istiyorum. Özellikle e, hocam. Ben bir -siz cümle verdiğiniz bir, bir tamam bir cümle biti söyleyeceğim. Peki. Bir kere şunu söyleyeyim. Her şey açıkça bellidir. Aslında. ...hocanın yapmaya çalıştığı... ...Ekrem Bey'in yapmaya çalıştığı... ...benim kendisinin ilgili söylemiş olduğu... ...aslında Atatürk'e nasıl baktığıyla ilgili... ...konuyu açıp... ...insanlara ifşa etmemi engellemeye çalışıyor tabii. Ama işte evet, sorun ama da budur. Valla sorun ben, budur. Ben Ekrem Bey'in... O nefret. ...niyet nefret. okumasını hocam, yapamam. Ama siz hocam, de yapabiliyorsanız... Şimdi... ...Ferman Hocam'ın geçen program söylediği bir söz aklıma geldi. Ferman Hocam size dedi ki... ...ne Murat Bey, ne Ekrem Bey... ...sizin potansiyel... Ee, şeyiniz değil, seçmeniniz değil ama ben öyleyim dedi. Şimdi ama o zaman ben konuya biraz değişik bakmıştım. Şimdi diyebilirim ki Zinhar, ben sizin potansiyel seçmeniniz değilim. Siz niyet okumayı da geçiyorsunuz, niyet izafe <laughs> ediyorsunuz. Yakışmıyor. Hocam, yakışmıyor... Hocam, yakışmıyor. Sizin, siz Atatürk'ü sevdiğiniz anda siz siz bu bu partide olursunuz. Onun dışında zaten <laughs> ama mümkün değil. İnandıramadım size kendisini. Peki. Ferman Hocam, Atatürk'ü koruma kanunu var ama Murat Bey aslında sosyolojik kısmından aldı geldi. Bir de ben 1982'de kendi beldemde olan bir örneği de verdim. İşkenceyle öldürüldü bir vatandaş. Ve hiçbir şekilde sorgulanmadı, davası sürdürülemedi. O acıyla ölen bir yaşlı adam olarak kaldı. Bir örgüt tarafından yapılan bir eylemi hiç bir vatandaşa... Daha ben intikamını öldü. aldı diyelim. Örgütün yaptığını bir vatandaşla intikamını aldı. Tabii tabii intikamını aldı. Ee, çünkü e, dönemin kudretli yapıları onlardan oluşuyordu. Maalesef böyle buna benzer birçok da olay var. Adıyaman'da olan olaylar var vesairesi. Buna baktığımızda acımasızlık yönünde getirip bunu hep bir yerlerde bir kılıf olarak topluma karşı kullandılar. Gerek darbelerine, gerek muhtıralarına vesairesi. Ne oluyoruz? Niye böyle bir hastalıklı yapı var? Şimdi ben bu sorunu, soruyu sizin soracağınızı bildiğim için... Biraz sonra beni dinleyen üç konuşmacı da Öztürk Bey de ve Hı. siz de dahil. Siz de dördüncü bir konuşmacısınız. Peki. Bana lütfen şimdiden baştan hücum etmeye başlamayın. Tamam başla. Ama ben dinledim her iki taraf. Her üç, üçünüzü de dördünüzü de dinledim. Sizin yorumlarınızda da. Öztürk Bey tek başına o Hayır, müdahale. Hayır dördünüzü var. diyorum. Ben ayrımcılık yapmıyorum. Yani burada katılımcıyız biz. Hepimiz konuşuyoruz. Fikrimizi söylüyoruz. Buyur. Fikrimizi anayasaya göre düşüncemizi açığa vurma özgürlüğümüzü kullanıyoruz. Başlık şöyle kullanmıştım. Tayyip Bey'e karşı yapılan suikastlar. Demiştim çünkü siz bunu açtınız. Ben size Öztürk Bey şunu söyleyeyim. Atatürk aleyhine olan hiçbir hareketin ne sola, ne milliyetçilere, ne de sağcılara, solcu, e, İslamcılara hiçbir faydasının olacağına inanmıyorum. Bu bir. İkincisi, bu diyelim ki bir örgütlü bir harekettir. İki sarhoş seçilmiş. Bir şey anlatacağım ben. Celal Doğan, Antep Belediye Başkanı Celal Doğan diyor ki, öğleden önce ülkücüler aynı silahla öldürülüyordu. Öğleden sonra da solcular öldürülüyordu. Daha başka bir şey daha söyleyeyim. Kenan Evren Celal Bayar'ı çağırıyor. Bunu Nülfer Hanım, Nülfer Gürsoy kızı anlatıyor. Diyor ki biz nasıl başarılı olacağız Türkiye'de? O da diyor ki siz bana her türlü soruyu soracaksınız. Konsey böyle toplanmış. Bir de biliyorsunuz Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Ulusu Başbakan. Beş kişi. Beş, üç, beş. Evet. Diyor ki bir soru soracağım. Siz bana her türlü soruyu soracaksınız. Konseyin sorduğu soru şu. Biz nasıl ekonomik ve siyasi yönden başarılı olabiliriz? Celal Bayar diyor ki ben size bir soru soracağım. Ne oldu ki? Elinde böyle yapıyor. Bak dikkat edin. Saat gece 12'yi 5 geçe. 11 Eylül'ü e, 12 ile Eylül bağlayan gece terör durdu. Kenan Evren kurnazlık yapıyor. Ben. Efendim biz nasıl başarılı olacağız? Konuyu değiştirmeye çalışıyor. Bu da Celal Bayar. Atatürk'ün başbakanı, ticaret bakanı vesaire siyasetin yetişmiş bir adamı. Diyor ki Sayın Paşam ben bir soru sordum siz yüz soru sorun. Kenar bakıyor ki Celal Bayar elinden kurtulamıyor. Diyor ki çatışan taraflardan bir grubu bizim tarafa geçti. Yani çatışan tarafları çatıştıranlar da onlardı. İki grubu da çatıştırıyordu. Celal Doğan'ın dediği gibi öldürürsün öldürsün gelsinler diye. Geldi ne oldu? Ben 60 geçmiş ihtilallere girmiyorum. 80 ihtilalinin getirdiğinin sonucu ne? Ne? Bizim askerler dediği durumda bir. Yunanistan NATO'ya dönmüştür. Fır ile ilgili konu çıkmıştır. Dolayısıyla... Dolayısıyla burada bir meczup olmuş, şuurlu olmuş, olmamış, birinin planı olmuş, olmamış. Hatta açık söyleyeyim bir İslamcı bile olabilirdi bu, bu İp, ipi çekenler. Bir milliyetçi bile olabilirdi. Tabii Devrimci bile olabilirdi. Ben bunların Atatürk'e bir zararı olacağını <laughs> zannetmiyorum. Kim yaparsa yapsın. Ortada biraz evvel söyledim Murat Bey kardeşim. Bir ortak noktaya gelmemiz lazım. Atatürk'e yapılan, burada çok aykırı gelecek size. Atatürk'e yapılan her hareket kimden gelirse gelsin Atatürk'ün lehinedir. Bir. Atatürk'e yapılan negatif her hareket Atatürk'ün lehinedir. Ben aksini söylüyorum ters bir adam olduğum için söyleyeyim. Atatürk'e karşı keşke her gün heykeller kılsın, sövülsün, laflar söylensin. Bunun Atatürk'e bir zararı yok. Ama bizim ne buradan ne zararı görmüş olacağız? Birbirimizi suçlamayı. Diyelim ki geçmişte A bunu düşündü, B bunu düşündü. Öztürk Bey'in yaptıkları analizler hiçbirisi olmamış durumda değil ki. Ne Murat Bey ne de Ekrem Bey. Diyelim ki geçmişte söylenen laflar söylenmedi, olmadı demiyor. Şöyle dedi, böyle dedi. Ama biz ne yapmamız lazım? Futurolojik anlamda geleceğe bakmamız lazım. Yani Atatürk eliyle Türkiye'yi mi yıkacağız? Atatürk eliyle İslam'ı mı yok edeceğiz? Atatürk eliyle milliyetçiliği mi yok edeceğiz? Atatürk eliyle sosyal demokrasi mi yok edeceğiz? Hayır. Atatürk eliyle ben size söyleyeyim. Bunlar İslam'da korunacaktır. Bu ülkeye layıklığı da, dini de, Diyanet İşler başkan da, Kur'an'ın da tercümasını Atatürk getirmiştir. Ne mutlu Türk'üm diyene diyen de odur. Milletçiliği ortaya koyan da odur. Sosyal devlet emperyalizme karşı mücadele veren de Atatürk'tür. Bu özelliklerin hepsi Atatürk'te var. Dolayısıyla biz Atatürk üzerinden bir, bir kelime söyleyeceğim ama bana kızacaklar. Çok önemli bir olay değil. Bir daha söylüyorum. Kızacaklar bu. Ya Atatürk'ün heykelini devirmeye çalışıyorlar. Ya Atatürk'ün heykelini devirmek mümkün mü? çekip koparmak değil. Orada başka bir şey yapılmaya çalışılıyor. Göstermeye çalışıyor. Üç, iki tane meczup. Ben sarhoş meczup kelimesini kullanıyorum. Sarhoş meczup. Çünkü iradesi yerinde değil. İradesi olmayan. Ne olacak? Atatürk'ü mü yok edecek? Biz, siz bana şu soruyu sormanız lazımdı dönüp. Ferman Hocam, acaba Tayyip Bey yapılan suikast nerede? Bunu yapsaydı bir İslamcı. Tayyip Bey'e suikasttır. Bunu yapan bir milliyetçi, milliyetçiliğe suikasttır. Bunu yapan bir adam sosyal demokrat çıksaydı ne yapacaktık? Biz şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu, biz CHP'yi, Alemdar şeyi, İmamoğlu'nu mu suçlayacaktık? Hayır. Bu onlara verilen bir zarar değil. Aksine onlara verilen bir faydadır. Ama şu sorunun üstünde durmamız lazım. Sabri Bey lütfen. Olayı küçümsediğim için söylemiyorum. Atatürk'le ilgili bir konuyu dışlayalım, konuşmayalım, etmeyelim. Bu yapılan hareket önemsizdir anlamda da demiyorum. Bey ama özellikle Öztürk Bey'in özellikle ifade ettiği bir husus var. Nedir? Yani Murat Bey onu rakamlar olarak da cevap verdi ama e, Atatürk'le ilgili Atatürk'ü Koruma Kanunu çerçevesinde e, hiçbir kişi, fail e, cezasız kalmadı. Gerçekten böyle bir şey mi var? Hayır, ben size söyleyeyim. Hı, -hı. Bizim hocamız Ordun profesör, ceza hukuku profesörü Solih Dönmezer, Atatürk'ü e koruma kanununun tartışmasında, anayasa taslandı. Ben ee, katip üyeydim. Hı hı. İstanbul Üniversitesi'nin anayasa hazırlama komisyonunda katip üyeydim. Süheyr Batı, Necmi Yüzbaşoğlu, Burhan Koz'u, bizler falan filan. Bunlar da konuşuluyordu. Bu konu geldi. Atatürk'ü e bir kanuna korumaya gerek var mı yok mu? Aslında korumaya gerek yok. Ama... Peki, bu kadar to toplumun sinir uçlarıyla uğraşanlara da bir yaptırım uygulanması gerekmez mi? uygulanır ve ben size söyleyeyim, Atatürk'e karşı yapılan olan hakaretlerde, sövmelerde, heykelinde... Başka, ha Bir de bunu söyleyeyim, ilk defa böyle bir olay da olmuyor, onu da söyleyeyim. Çok olmuş, dolayısıyla cezasını almıştır, soruşturması yapılmıştır. Burada bir safsaklama olmamıştır, Öztürk de onu söylüyorum. Evet, safsaklama tamam. olmamıştır. Biz şimdi neye gelmemiz lazım? Ama hemen geçeceksiniz. Buyurun. Ben... Burada Tayyip Bey'e karşı yapılan suikastın birincisini söylüyorum. Çok felaket bir suikast yapılıyor. Bunu, yani, bunu yapanlar Müslümanlardan anlamda demiyorum. Birinciyi söyledik. Bu hareketi din, İslamcılar yapmışsa zarar veriyor. Milliyetçiler yapmışsa milliyetçiliğe zarar veriyor. Solcular yapmışsa solcular. Gelelim Tayyip Bey'e yapılan suikastı. O da bir suikastı. Bir, mesela çok tuhafınıza gidecek ama kızacaksınız. Kızmayın lütfen kızmayın. Benim adayım Cumhurbaşkanı adayım Tayyip Erdoğan'dır demeyi uygun görmüyorum ben. Ferman Demir Koruk'tan. Bu bir suikasttır. İki, iki, Trabzon'da bir çocuğun konuşulması bir suikasttır. En önemli suikastı söylüyorum. Şimdi size hukuki bir bilgi veriyorum. Ben kentsel başka dönüşüm. Bir yere geldin hocam. Hayır, kentsel dönüşüm. Murat Bey diyecek ki, şimdi alakasının konuyu değiştiriyor. Suikast bundan. Dö diyecek ki kendi gündemiyle gelmiş. Hayır, desin. Yo, ben yo, diyorum. diyorum ki, Tayyip Bey'e karşı yapılan suikastın en büyüğünü AK Peki. Partiler Partililer görmüyor. Nereden geldi? Nedir dönüşüm? o? Biliyor musunuz? Söyleyeyim size. Kentsel dönüşümde öyle bir kanun çıkarılmış ki, sözleşme yapıyor kat maliklerle müteahhitler. 3 ay sonra kaba inşaat bitiyor diyor ki mahkemeye başvuruyor. Efendim bu hükümetin bu hükümetin yapmış olduğu fiyat ayarlamalarından aleyhime doğdu. Çimento'da, demirde, ustalıkta vesaire. Dolayısıyla uygunlaştırma davası açıyor. Siz de kat malikisiniz, emekli öğretmensiniz. Bankadan gidip kredi alıp geliyorsunuz. Paranızı müteahhit öderken bir de bakıyorsunuz bir tebligat. Bağcılar Mahkemesi'nde veya Bakırköy Mahkemesi'nde uygunlaştırma davası geldi. Nedir? zorla para ödemiştiniz. Zor dedim yani kredi almışsınız, zorluk çekmiştiniz. Mahkeme diyor ki evet fiyatlar artmıştır. Davayı açan müteahhit ne diyor biliyor musunuz? Bunu hakimler ve savcılar kuruluna hitap ediyorum ben. Konu şey kurulu bağlamında kurulu Hakimler ama, ve savcılar kurulu ilke kararları Sadrı Bey. ilke kararları yargıyı bağlayan kararlar. <laughs> kanunda var. Tamam. Onlar demelisi lazım ki kardeşim. Ey müteahhit sen Türkiye'de yaşamıyor musun? Enflasyonun, fiyat artışlarının, fiyat değişiklerini bilmiyor musun? Adamları götürdü noterde sözleşme yaptı. Metrekaresi 2600'den. Şimdi niye uygunlaştırma açıyorsun? Hükümet efendim fiyat ayarlamasını yapmadı. Ben zarar ettim. Peki kat maliki neyle ödeyecektir? Mahkemeler ne veriyor karar biliyor musun? pa Kat maliklerine aleyhine ikinci bir ödeme kararı çıkartırıyorlar. Neyle ödeyecek? Aradaki fiyat farkı üzerine. Evet çıkarıyor. Hı hı. Neyle ödeyecek? Ödeyemeyecek. Biz ne yapacak? Müteahhit icra koyuyor. Bunu da e, Sayın Cumhurbaşkanı'na bir suikast olarak algılıyor. Dikkat edelim. Öyle mi? İcra koyuyor. Hı -hı. Evin üstüne evi ödeyemiyorsunuz. Siz ödeyemiyorsunuz. Emekli bir kişisiniz. Ödeyemediğiniz zaman müteahhit sizin evinizi 120 bin lira, 20 bin lira, 50 bin lira için, 30 bin lira için sizin 1 milyonluk, 2 milyonluk bahçelerlerde veya başka yerdeki evinizi sattığa çıkarıyor. Bu hakimler, savcılar kurulu bunu uyanması lazım. Bir ilke kararı çıkarması lazım. Kardeşim e, sen notere götürdün kat maliyetler sözleşme yaptın mı? Yaptın. Şimdi ikinci niye çıkarıyorsun? Bunu hükümete mal ederekten söylüyorum ha. Hükümet fiyat ayarlamalarını yapamadı, fiyatları artırdı, dolar düştü. Böyle demesin ama dolar düştü, e, fiyatlar düşmedi. Dolayısıyla bunu benim zararımı kap kapattın. Mahkemeye sunulduğu dilekçesinde söylüyor Sabri Bey. Bak diyor ki, hükümetin yapmış olduğu fiyat ayarsızlıklarından dolayı öngörülemeyen. Nerede öngörülemez? Sen Türkiye'de yaşıyorsun, müteahhitsin. Bilmiyor musun enflasyonun ne olduğunu? Dolayısıyla hükümetin yapmış olduğu bu uygunsuzluktan dolayı benim uygunlaşma davamı kabul edip kat maliyetler aleyhine 150 bin, 200 bin Bunun olumsuz kaları... yönü ne? Sabri bu, Bey, bunun olumsuz yönü bir soru sorabilir miyim? Bu, bu bir hükümetin alakalı bir şey değildir. Bu da istismar vardır. Bakın istismar vardır. Bir istismar daha söyleyeyim kapatacağım fazla gel. Ee, şöyle bir dakikamız var araya gideceğiz. Bir dakika söylüyorum. Peki. Şunu da söyleyeceğim daha bir daha bu tartışmalara girmeyelim. Bazılarına sesleniyorum. Lütfen bu kelimeyi kullanmasınlar. Bana kullandıkları için söylüyorum. söylüyorum. Nefer kardeşim, ayak kırmızı pabuçlu kardeşim. Onlar beni dinliyorlar. Benim Akit TV'deki dinleyici kitlem ayrı. Efendim seçimi biz kaybetsek de, AK Parti kaybetse de biz vermeyiz. Vallahi, billahi bu da bir suikast. Bir daha bunları yapmayın. Bir. İkincisi, Atatürk'le ilgili bir konuyu tartışmaya hiç kimse getirmesin. Dinci de, milliyetçi de, solcu da getirmesin. Bunları kapatalım. Kızacağınız konu nedir? Bu çok önemli bir, bir olay değil. Bakın Samsun'daki olay, Öztürk peşinde kızabilir. Samsun'daki olay çok büyük bir olay değil. İlk defa olan da bir olay değil. Çok büyük olay değil. Biz büyütmeyelim, germeyelim, gerilimi artırmayalım atraksiyonu yapmayalım yani Birilerine hizmet etmeyelim diyorsunuz evet. değil mi? Ben, hocam ben, bir dakika dakikayla özet Ben, ben Öztürk Bey'e seslenmek istiyorum. Ee, Öztürk Bey, e, cep telefonu numaranızı alabilir miyim? Ferman Hoca kendi gündemini konuştuğunda biz de Whatsapp'tan bir diyalog kursak. Kurul, anlatıyorsunuz. Yani... yani... Siz de anlatıyorsunuz. Siz de anlatıyorsunuz. Özgürlük var. Bir, bir, bir dakika, vakti varsa hocam, <laughs> hocam, hocam, hocam. Biz de Whatsapp'tan Gidip, zaman... bir soru sormak Ekrem Bey, bu... ee, eğer soru soracaksanız aradan sonra soralım. Peki. Peki, aradan sonra soralım. sormayın, arada sormayın. Ferman Hocam. Sıradan sonra kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Ekranlarını yeni açanlar için tekrar hatırlatalım. Kimlerle birlikteyiz? Program yapıyoruz. Peki Öztürk Yılmaz, Yenilik Partisi Genel Başkanı, Profesör Doktor Ferman Demirkol, akademisyen, Ekrem Kızıltaş, gazeteci yazar, Murat Alan, gazeteci yazar ve Yeni Akit e, <laughs> haber müdürü. Peki e, Ekrem Bey ben bir şey söyleyeceğim dedi. Bu arada da Murat Bey Ferman Hocam'ın gündeminden bahsetti. Öztürk Bey de o arada araya girdi ama sesi duyulmadı. Tam araya gittik. Peki buyurun. Şimdi Ferman Hocam kentsel dönüşümle alakalı bir şeyler söyledi. Hı hı. Bir açıdan haklı ama ben şimdi hocama bazen bir şeyler söylediğinde versiyonlar soruyorum. Soru şu. Mesela Bağcılar'da yaşıyoruz. Bağcılar'da diyelim ki 500 Dairelik bir sitede kentsel dönüşüm yapılacak. Hı hı. Bunun çeşitli yolları var kat sahipleri, kat malikleri bir araya geliyorlar, Toplu halde karar vermeleri lazım. Diyelim ki TOKİ üzerinden yapabilirler, KİPTAŞ üzerinden yapabilirler. Ya da diyelim Bağcılar Belediyesi'nin mesela e, bu işleri yapan Başak Anonim Şirketi diye bir kuruluşu var. Onun üzerinden yapabilirler. Ya da bir müteahhit güvendikleri taraf e, Sözleşme bir serbestliği gereği. Tabii tabii. Bir müteahhit var, onun üzerinden yapabilirler. Şimdi TOKİ ile, KİPTAŞ'la ya da Aşağı ile bir şey yaptığınız zaman hı hı. kurallar çok daha nettir. Niye? Resmi kurumlardır. Aşağı yukarı onların şeyleri bellidir. Kriterleri, ee, ölçüleri. Kriterler, ölçüleri bellidir ama burada mücbir sebepler ya da benzer bir takım şeyler orada da vardır. Diyelim bir müteahhitle anlaştınız, müteahhitle başladınız. Her kat maliki e, diyelim ki eğer kat artışı şubu falan yoksa, aynı şeyler tekrar yapılacaksa belli bir bedel ödeyeceklerdir. Orada belki 500 daire 550'ye 600'e çıkıyorsa ufak bir bedeldir. 700'e çıkıyorsa daha az olabilir. 800'e çıkıyorsa Doğru. hiç para ödemeyebilirler. Doğru. Müteahhit işe başladı. Bu arada da işte yakın dönemde yaşadığımız gibi dövizlerde ciddi bir yükselme oldu. Bu arada demir fiyatlar arttı, çimento arttı falan arttı filan arttı. Şu anda biliyorsunuz bir doların yükselişi ve inişinden bağımsız olarak dünya genelinde sıkıntılar var. Yani tedarik sıkıntıları, lojistik sıkıntıları, başka başka bir takım şeyler var. Dolayısıyla karşımızda şöyle bir şey var. Demir arttı, çimento arttı, falan arttı, falan arttı. Falan arttı. Ben müteahhitim. Ee, Ferman Hocam da diyelim ki Katma 300 artık. kişi, 500 kişi temsilen konuşuyoruz. Ben müteahhitim, iyi niyetle başladım. Ama belli bir aşamaya geldiğinde, işin belli bir aşamasına geldiğimizde fiyat artışları oldu. Ve müteahhitin artık yürütme şansı kalmadı. Neden? Ende sonunda o yapılacak işle alakalı karşı taraftan alacağı parayla falan bir şey çevirmesi lazım. Bu bugüne has bir olay değil. Dövizin artışıyla şunla bunla bağlantılı bir olay değil. Ben bağcılarda daha önce benzeri değişik şekillerde yaşam bir sürü olaya şahit oldum. Mesela işte tanıdığım birisi bir sitede ...Kiptaş'la konuştular TOKİ ile şunla bunla falan filan işte Başak'la... başakla olmadı. Gidip bir müteahhitle anlaştılar. <laughs> 300 daireydi diyelim bir başladılar. Belli sözler verildi. Olabileceği kadar burada devletin devreye girmesi var. Çeşitli garantiler falan var. Bunlar da verildi ama bir yer geldiğinde müteahhitin e, su, şeyi bitti. imkanları bitti. Şu anda bu sebeple bekleyen belki onlarca site var. Sadece Bağcılar'da değil İstanbul'da ve Türkiye'de. Uzun süredir bir iki. Buradaki mesele şu. Buradaki mesele belli bir aşamaya kadar maliyetlerin normal akış içerisinde karşılanması risklerin hesaplanması falan ama mesela 20 Aralık öncesi diyelim ki daha öncesine alın işte 5 5 7 8 bandında olan doların birdenbire 13 15 18'lere yükseleceğini o gece işte diyelim Efendim mevduata kur koruması getirilip oraya ineceğini falan filan bunlar bilinemezdi Bunlar risklerdir Şimdi benim sorum şu İyi niyetle yapılmış bir anlaşmamız var. Müteahhit de sakin bir şekilde işini sürdürüyor. Fakat belli bir noktaya geldiğinde fiyatlar aşırı pahalandığı için işi yürütememe riskiyle karşı karşıya. Burada iki yol vardır. Bir, müteahhit der ki abiler ben bittim, harç bitti, ya faydos, hadi bana eyvallah. <laughs> mahvolurlar. Neden mahvolurlar? Çünkü konuşulmuş, anlaşılmış şeyler falan var, belli sağlanmış konuşmalar aşamalar var. var. Burada adam işi bırakırsa adamdan alabileceğiniz şey sınırlıdır. 300 daire ise, 200 daire ise, 500 Ama daire ise. Ee, ferman adamın dile getirdiği kısım şu diyor ki, bakın burayı kaçırmayalım. Asıl tehlike diyor olumsuzluk üzerine mahkemelerin yerel mahkemelerin verdiği kararlar ciddi bir sorundan karşı karşıya. Tabi, Aynı şeyden bahsediyor. Aynı şeyden bahsediyoruz. hı. hı. Şimdi bak TOKİ, KİPTAŞ gibi kamu kurulumları bu işi yapıyorsa burada bazı şeyleri hasfedebilir. Doğru. Bazı şeyleri karşılayabilir. Doğru. Kamudur. Ama bireysel bir girişimse, bireysel bir müteahhitse ve adam hakikaten tıkandıysa, kötü niyet yoksa burada kat malikleriyle oturup belli bir çözüm üzerinde konuşmalarında belki fayda vardır. Devlet ne yaptı? Bu aşırı fiyat oynaklıkları karşısında yeniden belirleme ya da adı neydi onu bilmiyorum. Bu tür bir şeyler yaptı kamu ihaleleriyle alakalı. Birçok yerle alakalı bu tür değerlendirmeler yapıldı. Burada iyi niyetle ciddi bir hesap yapılarak ne zaman başladın işte şu zaman başladım. Hangi aşamadasın şu aşamada demirin demiri ihtiyacın var mı yok neye sıvaya. Ha o zaman kumar şu fiyat zam geldi şimantoya bu geldi. Bunun üzerinden anlayışla bir şeyler yapılabilir. Çünkü mahkemeye falan gittiğinizde mahkeme mekanik çalışır kişiye der ki sen vaatlerini yerine getiremedin. Dolayısıyla bu işi tasfiye ediyoruz. Bunun zararını müteahhit çeker tamam ama tek kişi. Öbür tarafta 200 kişi 300 kişi çekebilir. Söylemeye çalıştığım şu. Bununla alakalı bir arayol makul ve mantıklı bir yol bulup o inşaatların devam ettirilmesi en güzel şeydir. Çünkü eninde sonunda kişilerin var olan daireleri yerine yapılacak yeni dairelerinin fiyatları da zaten belki yapacakları masraf mukabilinde o, o misli de artmış olacaktır. Biraz dolaşık anlattım ama konu aşağı yukarı bundan ibaret. Peki, teşekkür ediyorum. Asıl Sadece bir şey söyleyeyim. Özürüz ben burada bir hakkın kötüye kullanılmasını anlatmaya çalıştım. Yani 300 daire kiptaş yapıyorsa, belediye yapıyorsa ayrı. Müteahhit anlaşmış. <laughs> Hayatın şartlarını genel şartlarda <laughs> biliyor <gülüyor> müteahhit. Notere gidiyor kat maliyetlerle sözleşme yapıyor. Diyor ki metre kaydası 3 bin liradan yapacağım. Her müteahhit hemen hemen her müteahhit dava açıyor Asya Hukuk Mahkemesi'nde da söylüyorum. Uygunlaştırma davası açıyor. Ben de diyorum ki ey müteahhit sen ayda mı yaşıyorsun? Fiyatın değişeceğini, enflasyonun olacağını hesaplamadın mı? Ya bu, bu adamın el, evini yıktın, karşı evini yıktın, peki. Ettin, para buldu getirdi. Diyelim 500 bin lira veriyorum ben müteahhit Peki mahkemelerin karar kısmı? Sonra neyle karşılayacak emekli? Düzelmek için diyorum. Neyle karşılayacak? Diyor ki 100 bin lira, söylüyorum. 100 bin lira çıkardı, anlaştı. Kat maliyetleri anlaştı, siz veremediniz Sabri Bey. Ne diyor biliyor musun müteahhit? uygunlaştırmayı aldıktan sonra götürüyor sizin evinizin üstüne haciz koyuyor ve eviniz satılıyor. Eviniz <laughs> şey katmars karşılığı inşaatta bu olmaz ama Kentsel dönüşüm bir zorunluluktan dolayı karot alınmış bu ev yıkılmalıdır. Gittiniz emekli öğretmensiniz 500 liraya bankadan kredi çekip verdiniz müteahhide. Ve emekli hakimsiniz. Evet hakimsiniz. Ne yapacaksınız? Adlı soyadı da ferman demek Burada o. mahkemelerden Peki. uygunlaştırma hmm. hakkını kullanaraktan mağdur edip adamın elinden evin gitme tehlikesi ya, var. Önemli Bunu bir anlattım. sorun. Evet, önemli bir, ama, bir sorun ama bir farklı bir gündeme doğru alakalı gidiyoruz. Alakalı evet aynıyız. Peki Öztürk Bey bu konuya dair bir söyleminiz varsa alayım. Yoksa ben hemen diğer bölüme geçeyim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Açıkçası bir konuklardan bir tanesi işte CHP gibi CHP zihniyeti gibi bir şey söyledi. Orada yani ona benzer bir şey mealen. Öncelikle ben şunu söyleyeyim. Ben sonsuz Allah'a inanan bir insanım. Köy çocuğuyum. Anadolu'dan geliyorum. Ferman Bey de bizim kendi yöremizin bildiğim kadarıyla ins evet. insanı bilir bizi. Yani bizi öz sözü bir olan insanlarız. Anadolu'nun insanlarıyız. Bizim indimizde ben mesela solcu değilim, sağcı değilim. Hayatımda kendimi hiç böyle tarif etmedim. Düğünde bizde oynanır, cenazede ağlanır. Biz yerli yerine oturtan insanlarız her şeyi. Mesela... Atatürk bu ülkenin kurucusudur, kurtarıcısıdır. Sonsuz saygım ve hürmetim vardır ve benim için bir rol modeldir, örnektir. Diğer taraftan dinim, e, keza tartışılmaz, sonsuz inandığım, sonsuz bir şekilde inandığım bir e, dinim var. E, onunla da o dinde de doğmuş olmaktan mutluyum, ve huzurluyum. Öte yandan e, din inanç hürriyetine sonsuz saygı duyarım ben. E, Kılık kıyafet hürriyetine, giyme, giymeme her neyse sonsuz saygı saygılı olan bir insanım. Ben şunu demek istiyorum, bakın biz eğer toplumda bir provokasyon istemiyorsak diyorsak ki toplumumuz bir provokasyon olmasın, bu memlekette gelip birileri bizim sırtımızdan bir e, istikrarsızlık, bir düzensizlik yaratmasın diyorsak, o zaman hepsi bizim değerimiz, din de bizim, Atatürk de bizim, bu yurtta bizim, yani bunu böyle kabul ettiğimiz anda bir sorun kalmıyor. Bunu kabul etmediğiniz anda o zaman birileri çıkıyor, bunu provoke ediyor veya buna karşı çıkıyor. Karşı çıkarken orantıyı kaçırıyor veya işte şey yapıyor, farklı sonuçlar çıkıyor. Benim söylemek istediğim şudur. Lütfen birbirimizi bakın biz hepimiz bu ülkenin çocuklarıyız. 83 milyonuz. İyisiyle, kötüsüyle, e, inananıyla, inanmayanıyla, e, seveniyle, sevmeyeniyle. Ama şunu bileceğiz. Değerlerimizi tanıyacağız ve saygı duyacağız. Burada Birileri değerlere küfrettiği zaman, hakaret ettiği zaman hep birlikte buna karşı çıkacağız. O zaman hiçbir sorun olmaz. Biz neyi tartışacağız peki? Biz bunları tartışmayacağız kardeşim. Bunlar zaten bizim değerimiz, ortak değerimiz. Biz daha iyi üretim nasıl olabilir? Daha iyi eğitim nasıl olabilir? Bu toplum daha iyi ayakta nasıl, nasıl tutulabilir? İç barışımızı nasıl temin edebiliriz? Dışarıya karşı nasıl dimdik durabiliriz? Burada bunları tartışabiliriz. Benim şahsen bakış açım, Yenilik Partimizin bakış açısı bu. Yoksa e, yani bundan e, ne kadar tartışırsanız o kadar uzar Peki. gider bu işler. Ben şahsen durduğum noktayı e, bu şekilde özetlemek istiyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Ee, ben şimdi kıymetli konuklar diğer başlığa geçmek istiyorum. Özellikle şu Osman Kavala meselesi var. Osman Kavala ile ilgili e, Avrupa Konseyi'nin aldı daha önce im kararları üzerinden de e, Türkiye'yi tehdit eden bir açıklamanın oldu e, ve yeni yaptırımlara da yol açmak için yaptığı açıklamalar ne oluyor e, özellikle <laughs> Avrupa Konseyi'nin yaptığı açıklama şu Türkiye'nin e, tarafı olduğu <laughs> e, yargı ve mahkeme kısımları üzerine tanımadığını ve e, doğrudan uygulamaya koymadığı üzerinden tepkiler var Osman Kavala meselesine tekrar gelecek olursak ne var orada ne oluyor ne bitiyor bana soruyorsunuz, değil mi? Ee, evvela şeyi de hatırlatayım da, Öztürk Bey'in söylemlerine katılıyorum. Yani ülkenin ortak değerlerine e, asla hakaret edilmemeli. Ferman hocanın da bir söylemi var, ona da katılıyorum. Bir kanunla korumak bile aslında e, garip bir durum. Çünkü biz toplumsal olarak bu e, hakaret eden insanları toplumsal olarak yargılar. Vicdanen mahkum edersek zaten bir kanunla korumamıza gerek kalmaz. Amerika'da George Washington bir kanunla mı korunuyor? Korunmuyor. Roosevelt bir kanunla mı korunuyor? Korunmuyor. Ama orada biri o kişiye hakaret ettiğinde, ülkenin devlet büyüğüne yaşamış ya da vefat etmiş fark etmeksizin, hakaret ettiğinde bunun Türk ceza kanunundaki ya da Amerikan hukukundaki yeri belli. Türk ceza kanununda da hakaret ettiğinde yeri, Vay, belli. yeri belli. Öyle az uz bir yerde değil. Benzeri bir ceza alıyor. Hı hı. Ama işte biz bunları Maalesef ortak bir paydada birleşemediğimiz için hiçbir zaman kavramları e, ortaklaştıramadığımız için... Bakın e, dolar tırmandığında bir grup maalesef ben anlamıyorum... E, Oley dolar 14 lira, dolar 15 lira, 16 lira. Ya seni de vuruyor. Bir grup da yokmuş gibi davranıyordu. Dolar sanki 6 lira, 7 lira gibi davranıyordu. Şimdi o iki grubun doğru. arasına dönüp baktığımda ben bir vatandaş olarak şunu söylüyordum. Ya neyin savaşını veriyorsunuz bu ülke? Bizim kazanan Amerikan doları, kazanan Amerikalı YouTube'da bir video izliyordum. Adamlar gelmişler. Kapadokya'da geziyorlar. Karı koca evini, barkını satmış Amerika'da dünyayı gezmek için çocuklarıyla birlikte gelmişler. Paralarının alım gücü o kadar fazla ki, Kapadokya'ya gelmiş eşine şunu gösteriyor Öztürk Bey. Bir poşet içerisine iki tane simit koymuş, almış sabah iki tane de kahve almış. Eşine diyor ki, bunun iki dolar olduğuna inanabiliyor musun diyor. Ya bu bana edinmiş bir küfür. Bu milletime edin, milletimin emeğine Doğru. sabah dörtte kalkıp beşte kalkıp o hamuru yoğurup o simidi yapıp o adama sunana edinmiş bir hakaret, dolaylı bir hakaret. Yani adamın kişisel olarak hakareti demiyorum. Avatan da gelmiş, bütün karalama kampanyasına rağmen benim ülkemi tercih etmiş. Başımın üstünde yeri var o turistin ama ben şunu söylüyorum. Ya birileri bizi kırbaçlıyor. Biz de kendi aramızda o daha sert vur, daha sert vur diyenlerle hiç acımadı, hiç acımadı diyenler arasında eziliyoruz. Şimdi o yüzden ben bu söylemi çok Vallahi önemli... Valla buna tamamen katılıyorum evet. Murat Bey. Bu söylemi çok önemli ya, çok buluyorum. Çok güzel. Ben, ben ben konuşsaydım bu kadar güzel konuşamazdım. Estağfurullah. Bu söylemi çok <laughs> önemli ve çok yerinde buluyorum o yüzden ortak değerlerimize. Ben mesela az önce yaptığımız kavgadan da aslında kendi adıma tartışmadan da kendi adıma aslında özür diliyorum. Niye? Zaten o darbecilerin, zaten o provokatörlerin de istediği bizi Ankara'dan İstanbul'a böyle kavga ettirmek. Ortak değerlerimiz hususunda hem fikir değilmişiz gibi aslında hem fikiriz ama farklı şekilde anlatıyoruz. Mesela bak. ben dilime dikkat etmiyorum. Belki üslup bir yere dokunuyor. Ondan sonra ya da siz oradan bunu e, benim söylediğimi tam anlamıyorsunuz. Anlamak zorunda da değilsiniz. Ben doğruyu konuşmalıyım. Ama işin özüne dönüp baktığımızda kırbaçlanıyoruz, dövülüyoruz, eziliyoruz o günlere o eski paramızın hatırlayın ya paramızı bu ülkeden giderken 100 milyon lira götürüyordu adam duvara çerçeveletiyordu diyordu ki gittiğim ülkede milyonerdim diyordu. E şimdi hal böyleyken o günlere dönmemek için ne yapmamız lazım? Onu konuşmamız gerekirken biz bir meczubun, bir sapığın, bir hastalıklının üç kuruşa ruhunu, şerefini, namusunu satmış bir alçağın gidip Atatürk heykelinin Ayağına ip bağlayıp sanki koparacakmış gibi bir provokasyona alet olmasını konuşuyoruz. O yüzden ben bunu değil, bunun arkasında bizi birbirimize düşüren güce karşı el ele tutuşup oraya cep almamız gerektiğini söylüyorum. Ee, Osman Kavala hadisesine de gelecek olursak, yani bireysel olarak şunu söyleyeyim, tutukluluk bir suç olmamalı tutukluluğun kendisi Ceza. cezaya dönüşmemeli. Evet, yani tutukluluk aslında yok onu yanlış söylemedim. Tutukluluk bir suç olmamalı. Tutukla evet. hani suç değil. değil. Nihayetinde bir tedbir. Karinesi var. Türkiye Cumhuriyeti adına karar veriyor. Türk milleti adına karar veriyorum dedikten sonraki cümleden istinafa gittikten sonraki cümleye Yargıtaya gittikten sonraki cümleden hatta yeni bir yenilik daha geldi. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel Geysel başvuruya bak. kadar gittiği Bakın ahimi katmıyorum ki gidebilir. Ama bizim kendi mahkemelerimizi kastederek söylüyorum. Yani bir suç olmama, suça dönüşmemeli. Hı -hı. Ama onun dışında da şöyle bir vakka da var. İnsanlar da bunun suça dönüşmeme olasılığına karşı bizim bireylerin tepki gösterip onu cezaevinden çıkartma olasılığımızı da istismar etmemeli mesela gidip şunun hesabını verebilmedi. 15 Temmuz darbesinin organizatörlerinden söyle, olduğu söylenen neydi? Harry eski Barclay. CIA mensubu her Barkley ile Büyük Adada ne konuştuğunu darbeden önce izah edebilmedi. Yok ben bilmiyordum, duymadım, etmedim, görmedim. Yani aa, HTS kayıtları da orada mı çıkmış? Aa halbuki ben çok hümanistim, hiç işim yok dememedi. Bunun hukukta da bir karşılığı olduğunu bilmedi. Biz bu meseleyi kendi içimizde çözmediyiz. Avrupa Birliği'nin durumuna gelecek olursak, Avrupa Konseyi'nin durumuna gelecek olursak, ben şöyle dönüp baktığımda, uluslararası anlaşmalara, uluslararası organizasyonlara, devletlerin dahil olmasının normal olduğunu görüyorum. Olması gerektiğini görüyorum. Çok güzel. Ama Avrupa Konseyi'ne dönüp <laughs> baktığımızda, benim için Avrupa Konseyi'nin bir faydasını, bir karlılığını milletim için bir yararını görmüyorum. Mesela Çin üye değilse ne kaybediyor Avrupa Konseyi'ne üye şey. olmamakla? Gürcistan üye ne kazandı? Rusya gitti kafasına vurdu, vurdu, vurdu. Bizim Amerika ile birlikte inşa ettiğimiz üstleri de ilk önce gidip vurdu. Evet. Yani bize gözdağı vermek için de ne kazandırdı? Hiçbir şey kazandırmadı. Varsanız, siz tekseniz, gücünüz varsa varsınız. Bakın bugün Rusya'yı Çin, aslında haddim olmayarak Öztürk Bey'in de alanına dahil oluyorum. Birazdan yani o, uluslararası siyasete, senin. dış ilişkilere dahil oluyorum. Gücünüz varsa, Çin'le Rusya bugün oturdular. Gücü var ya Çin'in, dedi ki NATO'nun genişlemesine karşıyız arkadaş. Çin nerede? NATO nerede? NATO, NATO nerede genişlemeye çalışıyor? Polonya üzerinden Ru Al, e şeyi kapsamış. Devamlı. O e, ne Baltık ona? Denizi'nden Baltık şey Denizi'ne gibi. kadar dayanmış genişliyor. Rusya ne 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 söylüyor? Bakın, kendince haklı bir şeyi söylüyor. Benim sınırıma dayanma arkadaş diyor. Şimdi bu savaşın içerisinde Çin kalkıyor diyor ki bunu yapma, şunu etme, bunu yapma. Niye söylüyor bunu? Ülkesinin gayri safi milli hasılası ülkesinin ihracatı ithalatıyla mukayese edildiğinde inanılmaz yerlerde ülkesinin Amerikan dolarına şu an için dönüp baktığımızda real politikte hiçbir anlam ifade etmiyor Amerikan doları. Rusya'ya oturuyor diyor ki Yuan'la Rus para birimi neydi? Ruble. Ruble ile ilişki kuralım diyor. Güçseniz bir değer ifade ediyorsanız dünyada işte şey bu yeriniz bu. O yüzden ben Avrupa Konseyi'nin çok ne dediğine bakmıyorum ama evrensel toplumsal değerler, evrensel normlar hususunda bunu mesela Sayın Cumhurbaşkanının güzel bir sözü vardı. Ab bizi almıyor mu? Kopenhag kriterlerim var. Kopenhag kriterlerini Ankara kriteri yapalım. Orada yürürüm. Ben de diyorum ki bizim yapmamız gereken şey şu. Ortada eğer bir hukuksuzluk varsa bunu iyi anlatmalıyız. Ortada hukuki bir durum da varsa bunu da çok iyi anlatmalıyız. Bakın çok iyi anlatamadığımız için bugün ben, Ahmet, Mehmet, 3-5 kişi Kavala iddianamesinin aslında ne olduğunu biliyoruz. Gerisi şunu aynen dolardaki gibi bir taraf dolar artıyor, görme, gözmezden geliyor. Yok ya bir şey olmaz bu iner diyor. <laughs> Diğer taraf artsın Ülke artsın şahane olacak diyor. Böyle bir goy goy işi oluyor. Peki, ben de ben... diyorum ki, ben de diyorum ki bunu ortaya koyacak. Bakın Avrupa'da bir grup var. Size bir kart gösteriyor. Dertleri Osman Kavala da değil. Dertleri size siyasi politik baskı yapmak. Bir şekilde sizi köşeye sıkıştırmak. Bu kartı ellerinden alın. Türkiye Cumhuriyeti halkına 81 milyona ben olsam mesela Kavala'nın yargılandığı davayı, gezi davasını canlı yayınlarım. Canlı yayın. Hatırlayın Öcalan'ın yargılandığı dava canlı yayınlanmıyor muydu? Evet. Canlı yayınlarım. Kim ne olduğunu görsün. Ben olsam Ergenekon iddianameleri bu ülkede herkesin elinde geziyordu. İnternet sitelerinde ek klasörleri yayınlanıyordu. Gezi eylemlerinin ek delil klasörlerini yayınlarım. Görülsün insanlar ne konuşmuş, şey ne yapmış. Olsun. Mesela bakın kendisinin suçsuz olduğunu söyleyen biri yargıtaya gidiyor. Burada da yerel mahkemede beraat almış. O kepçeyi nasıl kaçırdıklarını birazdan başbakanlık binasına nasıl gireceklerini başbakanlık çalışma ofisinde anlatıyor. Yargıtay'daki hakimlerden biri diyor ki yahu sen yerel mahkeme olarak buna mı beraat verdin şimdi diyor. Evet. Böyle saçmalık mı olur diyor. Yargıla şunları diyor geri gönderiyor dosyayı. Şimdi hal böyle olunca ben diyorum ki biz kendi hukuk sistemimizi biz kendi yargımızı biz kendi medyamızı <laughs> bir şekilde yeniden domine edip bir şekilde buradaki bakın şeyi... Kutuplaşma, şunlar, bunlar umurumda bile değil. Halkın anlayabileceği bir dille Halk bu karşı kişilerin, bakın, bu kişilerin neden içeride değil. olduğunu izah etmesi lazım. Bir şey daha söyleyeyim, bırakacağım, bitireceğim. Hı -hı. Dün Mustafa Kemal'in Samsun'daki heykeline yönelik iğrenç bir saldırı oldu, alçak bir saldırı oldu. Hepimiz lanetliyoruz, hepimiz lanetlemeliyiz. Evet ama, o. ama, ama o saldırıyı o saldırıyla ilgili lanetleyenlerden bir bölümü aynı Atatürk heykellerinden 7 ya da 8 tanesi 6-7 Ekim olaylarında okulların bahçelerinden sökülüp üzerine ayakla basıldığında veya bir yere asıldığı bir diğeri hı hı. bir diğeri yıkılıp hı hı. üzeri ateşe verildiğinde yanında da hatıra fotoğrafı çektirildiğinde PKK gönüllüleri tarafından hı hı. Aynı şeyler yapıldığında o 6-7 Ekim olaylarının talimatını verdiği iddiasıyla bugün Edirne cezaevinde tutuklu bulunup yargılanan kişiye de arkandayız <laughs> seninle izleyip heyet gönderiyor. Ben şimdi diyorum ki bunun istismarına da engel olalım. Hani Uğur evet. Mumcu'nun bir sözü vardı ya. Atatürkçüleri Türkçüleret. Şimdi gardırop Atatürkçülüğü ile Atatürkçülüğü ayıralım. İstismar edenlerle Bıcık. yani bunları kendi içinde hesaplaşmalar. Bu benim ayırmak benim işim değil. Ama gerçek Atatürkçülerle Atatürk'ü kendisi, toplumun Evet, kendisi. Atatürk'ü kendisine kalkan yapan mesela 1881 tane kitap basan. Bunun tanesini de açlığın olduğu ülkede, açlığın olduğunu söylediği ülkede 2500 liraya da tanesini satan bak tanesini satan Evet. Ve kendisine de ticari deha olarak gören, Hortumcu'nun da gazetesinde bir dönem çalışan. Şimdi bunlarla, bunlar Atatürkçüyse ben değilim tabii ki. Benim nasıl ilişkim olabilir bunlarla? Atatürk'ü sömürgeleştiren bir anlayıştan ben değilim. Peki Öztürk Bey, Osman Kavala kısmına tekrar dönelim. Murat Bey güzel de örnekler verdi. Sanıyorum siz de katılıyorsunuz Atatürk'le ilgili ve toplumla ilgili <laughs> verdiği mesajlarda. Evet. <laughs> Osman Kavala'ya evet. tekrar dönecek olursak, evet böyle bir süreç var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, AİM'in veya Avrupa Konseyi'nin verdiği kararlarda. Benim ülkeme karşı kendi ikilem politikalarını dayatmasına ne diyorsunuz? Şimdi şöyle, burada Sabri Bey, Avrupa Konseyi biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi'nin bir kuruluşu. Yani hı hı. Üye ülkeler önce Avrupa Konseyi'ne üye oluyor. Türkiye Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerinden bir tanesi. Dolayısıyla da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi evet. de bizim iç hukukumuzun üstünde geliyor. Hı hı. Ee, yasa Anayasamıza göre yani çatışma olması halinde yerel mahkemeyle yani ulusal mahkemeyle uluslararası hukuk arasında bir çatışma olması halinde uluslararası hukuk geçerli oluyor. Çünkü taraf olmuşuz biz buraya. Şimdi gelelim e, Kavala'dan önce şunu söylemek istiyorum. Bu benim şahsi bir görüşüm. Ben maalesef bu fetö olaylarının çok aşırı konteksinden çıkartıldığını, sulandırıldığını, artık hiçbir ciddiyetinin kalmadığını görüyorum. Bir fetö gerçeğinin olduğu herkes tarafından bilinmesine rağmen, ama buna yaklaşım konusunda çok farklı şeyler oldu. Birkaç somut örnek vermek istiyorum. Bir mesela bu bir darbe komisyonu oluşturuldu. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu darbe girişimiyle ilgili bir rapor çıktı. Bu rapor ne oldu? Buharlaştı, uçtu, gelmedi. Ortada yok bu rapor. Yani görüşülmesi lazım. Bu kadar önemli bir konu. Bunun yüzünden Türkiye'de rejim değişikliği yaşandı ve bu bahane edilerek rejim değişikliğine gidildi. Ama bu rapor gelmedi gündeme. Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan ben mağdur oldum dedi. Ama gelip mesela bu komisyona aslında ne olduğunu açıklamadı. Mesela niye bütün bu yetkileri verdiğini bir türlü duyamadık. Hala mesela MİT müsteşarı görevde. Neden görevde tuttu? Genelkurmay Başkanı neden görevde tutuldu? Madem bunlar istihbarat veremedi veya zamanında bu bilgileri alamadılar, neden orada tutuldular? Bunlara ilişkin herhangi bir şey olmadı. Öte, öte yandan çoğu gelmedi, yazılı bilgi verdiler. Yani yüz yüze görüşmeyi istemediler. Bugün gördüğümüz bakanların pek çoğu aslında o dönemde e, saygıdeğer hoca efendi diye başlayan cümleler kurdular, övdüler. Hepsi bugün yine bakan. Ama örneğin bankasıya bir para yatıran e, veya işte bilmem e, ne bileyim yani işte e, diyelim ki Dijitürk Türk üyeliğinden e, o zaman çıkan insanlar şu anda işlerinden, güçlerinden oldular. Ben şahsen Başından beri bu fetö olayları veya devletteki cemaatleşme kim olursa olsun bunlara karşı olan birisiyim. Yani devlet hiyerarşisi ayrıdır, oraya sokmamak lazım. Bunu hep söylerim. Bunu böyle bir çizgide olan bir insan olarak ben açıkçası adaleti bulamıyorum. Bakın mesela Bekir Bozdağ en son adalet bakanı oldu. Sizce bunu bir vatandaş söylemiş olsaydı, bunun durumu ne olabilirdi? Veya örneğin işte başka bakanlar. Başka kişiler, belediye başkanları, e, Sayın Erdoğan, Erdoğan e, biliyorum Amerika'ya giderken sormuşlardı Sayın Hoca Efendi ile görüşecek misiniz? Gökten ne yağdı da yer kabul et, etmedi gibi cümleler kurmuştu. E, şimdi bu, kardeşim burada bir ciddiyet kalmadı, bir şey kalmadı, bir adalet kalmadı, ee, bir Bey, ölçüt kalmadı. E, milletvekili şimdi olduğunuz biri, için buyur, özür diliyorum, bir araya gireceğim. Milletvekili de olduğunuz Hı. için partinin genel başkanısınız. Bu çok önemli bir husus. 2004 yılında Milli Güvenlik Kurulu kararlarında FETÖ'yü irticai faaliyet kapsamında doğrudan terör örgütü ilan edilen, eden ve mücadele eden bir devlet başkanı olarak da az çok herhalde takdir edersiniz. 2014. Ve 2004. 2004 Milli Güvenlik Kurulu kararları. Daha yeni başbakan ve bunu doğrudan alıyor, işleme koyuyor. Sizce yeterli değil mi? Bence bunun bakın şunu açıkça söyleyeyim. Yani manşetleri hatırlayın ya. Manşetleri hatırlasanıza bütün çıkan hayır, hayır. Şuradan gazetelerin manşetleri niyet olarak bakıyoruz da. Yani Erdoğan, Hı. Erdoğan, Sayın Erdoğan 2010 yılına kadar bizzat o yapıyı devlet içerisinde birlikteydiler. Birlikte çalıştılar. Herkes biliyor atamalar birlikteydi hatta milletvekilleri listeleri geliyordu. Şunlar milletvekili olacak diye pazarlıklar oluyordu. Sonra işte okullar başka şeyler. Şimdi geliyoruz hı hı. ya burada ben şimdi adaletten bahsedemiyorum. Ben onun <laughs> için adaletin olduğuna da artık inanmıyorum. Ya kardeşim bu FETÖ ile mücadele ise adam gibi edin. Siz hiç duyuyor musunuz Fetullah Gülen'in iadesiyle ile ilgili hiçbir cümle duyuyor musunuz? Hiç duydunuz mu mesela? Nebati geliyor, bakan. Daha önce Fethullah Gülen'le resmi var. Bir başkasının olsa şu anda bütün kanallar onu yok etmez mi? Örneğin Bekir Bozdağ'ın yaptığı açıklamaları başkası yapsa o kanallar onu yok etmez mi? Sayın Erdoğan'ın yaptığı açıklamayı bir başkası yapsaydı bunlar yok edilmez miydi? Ya yazık günah bakın. Burada bir oyun oynanıyor arkadaşlar. Bu ülke bizim... AK Parti'nin iktidarında özellikle bu oyun olarak mı algılanıyor? bence bence burada hiçbir hakkaniyet kalmadı. Bakın bir ben benim gibi bir insan bile eğer buna isyan ediyorsa bir hakkaniyet yok, bir adalet yok. Bir adalet kalmadı. Bakın bütün bizim dinimizde, inancımızda adalet vardır. Hakkaniyetle tamam. muamele vardır. FETÖcü ise cezasını ver. Onun en iyi şekilde cezasını ver ve kes cezasını be kardeşim. Ama diğer taraftan sen şimdi onun okullarına öğrenci gönderiyorsun, onları cezalandırıyorsun ama o okulları açan bakanlara ödüllendiriyorsun. O bankaları açan bakanları ödüllendiriyorsun. Ondan sonra şimdi onunla ilgili bir zamanlar konuşmuş olanları gelip ödüllendiriyorsun. Bunu yapıyorsun, şunu yapıyorsun. Ve burada bir ciddiyet kalmadı. Ben açıkçası bunu söylüyorum. İkinci gelelim Kavala konusuna. Şimdi Kavala konusunun bir şöyle bakılıyor dışarıdan. Kavala konusu aslında yargısal olarak bir suçu yok ama hükümet bunu rehin tutuyor. Yani dışarıdan bakış açısı bu. Ben ben açıkçası öyle mi değil mi bunun çok fazla bu konuyla ilgili bir spekülasyon yapamam. Ama ben mesela Kabala konusuyla ilgili olarak muhalefetin çok sahip çıktığını, hükümetin de buna çok aşırı derecede tepki gösterdiğini biliyorum. Ha ne olur nedir yani darbe girişimiyle ilgili ki ben de ilk kınayan kişiyim darbe girişimini. Bu ülkede bu memlekette FETÖ veya bir başka örgüt darbe girişimi yapsa yine aynı şekilde çıkar kendi ülkem adına kimden gelirse gelsin onu kınarım. Ama şimdi gördüğümüze bakar mısınız? Yani darbe girişiminden sonra hiçbir adalet kalmadı işte. Neden bahsedeceğiz? Ya bu mahkeme bu adam suçluysa ver cezasını. Kardeşim ne bekletiyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz ya? Niye Türkiye'yi rezil ediyorsunuz? Niye Türkiye'yi dışarıya karşı rezil ediyorsunuz? Avrupa Konseyine karşı sanki e, vermiş olduğu yargı kararlarını uygulamıyor diye niye rezil ediyorsunuz? Niye buna Türkiye'yi zorluyorsunuz? Eğer varsa araya bir cezası miyim? Bir ver şey, bunu bir araya ver girebilir bunu. miyim? <laughs> A, evet. Ahim kararı hani uygulanmıyor diyor ya aslında Avrupa Konseyi. Bakın ahim kararı uygulandı. Ahim kararı e, uygulanmıyor dediği dosya aslında o dosyadan tutuklu değil bir başka dosyadan 15 Temmuz dosyasından biliyorum, tutuklu biliyorum, yani onu biliyorum. şimdi şeye gönderiyor hani karışmasın o kavram demek istedim yok 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 ee, şimdi onları biliyorum ben onları biliyorum ama benim söylediğim şu Türkiye'de adalet mekanizması yani toptan baktığınız anda bir adaletsizlik var ve bu maalesef e, maalesef işletilmiyor bakın geçen birisi bana geldi. E ee, eşi tam 3 yıl yatmış. Sonra aklanmış çıkmış. Kim ya bunu kim Allah aşkına kim yapabilir bunu ya böyle bir şey var mı? Böyle bir adalet var mı? Sen şimdi neymiş efendim o zaman işte e, izin almış da sen niye izin almıştın diye bilmem falan bir sürü e, şey çıkarmışlar. En sonunda adam aklamış Ama diğer tarafta bakıyorsunuz ya bakanlar bu işin içinde. Milletvekilleri bu işin içinde. Bütün bürokrasi bu işin içinde olan garibanlar oluyor ve ben açıkçası vicdanen çok rahatsızım. Ben size söyleyeyim bakın. FED gerçekten silah kullanan, kalkışmaya karışan, darbeye karışan insanlar en ağır şekilde yargılanmalı ve cezalandırılmalı ve bunlarla ilgili hiçbir tartışma olmamalı. Ama diğer taraftan şimdi bu hükümetin yaptığına bakar mısınız? Kendisine hiçbir şey olmuyor. Bakanlarına hiçbir şey olmuyor. Cumhurbaşkanına hiçbir şey olmuyor. Bürokratlarına hiçbir şey olmuyor. Halka gelince her şey oluyor. Şimdi burada bir adalet yok. Adalet olmayınca ben Kavala konusuna gelene kadar önce bunu bir tartışalım. Yani gerçekten bir adalet var mı bizde? Bir adalet kaldı mı? Şimdi her ülkede darbe girişiminden halk önlemiş Peki. bunu. Hepimiz Öztüm buna Bey, sizin karşı de çıkmışız. kendi beyanatınız var. Diyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi ve başka partilerle ilgili hatta ayrılırken de sert eleştirilerde bulundunuz. Bugün FETÖ'yü evet. en çok savunan Cumhuriyet Halk Partisi değil mi? E doğru. Bu ben bunu bakın ben bunları söylüyorum. Bunlar yani AKP savundu, 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 savundu. Ondan sonra şimdi onlara onlar savunuyor. AKP, Oslo'da masak kurdu, PKK ile görüşmeler yaptı, şimdi bıraktı. Bunlar benzer şekilde yerel yönetimler özellikle şartını gündeme getiriyor. Ya bunlar aynı diyorum ben zaten, bakın benim çizgim farklı arkadaşlar. Ben ülke açısından bakıyorum. Benim yalanım varsa herhangi bir şekilde elinizi vicdanınıza koyun, dinleyenler de koysun. Ya bunlar aynı, biz zaten böyle iki püsküllü belanın arasında kalmış bu memleket. Biz ya orada olacaksın ya burada olacaksın. Ben size söylüyorum. Ya bu bu olaylar olduğunda, darbe girişimini halk püskürttüğünde demokrasiyi daha güçlendirmek gerekmez miydi? E ne oldu? Bundan istifade edildi. Demokrasi darbeye aldı. Ne oldu? Tek adam yönetimi oluşturuldu. Bunlar oldu. Halbuki Sayın Erdoğan'ın eline tarihi bir şans geçmişti. Halbuki çok büyük bir şans geçmişti. Daha da büyüyebilirdi. Açabilirdi arkadaş bize demokrasiyi geliştiriyoruz. Bundan sonra demokrasiyi geliştireceğiz. Halk bu darbe girişimine karşı meydana dökülmüştür. Dolayısıyla demokrasinin gücü ortaya çıkmıştır. Artık demokrasiyi geliştireceğiz demesi gerekirken otokrasiye yöneldi. Şimdi yargıda öyle oldu. Yargıda güçlüler, AKP yakınlar aklandı. Hepsi duruyor yerlerinde. Peki. Ondan sonra onların mağdur ettikleri adamlar içeride oturuyor. Son cümleyi alabilir miyim üstat? Ben ben şuna inanıyorum. Sabri Bey biz hepimiz ölümlüyüz. Bakın en önemli şey hakkaniyettir, adalettir. Bütün kutsal kitaplarda, bütün dinlerde, bütün öğretilerde, bütün hukuklarda siz adaleti yıktığınız anda hiçbir meşruiyetiniz kalmaz. Akşam sabah fetva veriyorlar. Akşam sabah yok bilmem millete yok dinden, imandan bahsediyor. Kardeşim adaletin var mı? Allah insanı adaletle ölçüyor. Var mı adaletin senin? Burayı temel baz almak lazım diyorsunuz. Peki Ekrem Bey, ee, Osman Kavala e, davasına tekrar dönelim. E, anılan kararlarda Türkiye'ye karşı önümüzdeki süreçlerle ilgili bir takım yaptırımların gündeme geleceği söyleniyor. E, i̇ç mevzuat ve hukukta da birçok hukukçunun dile getirdiği kısım şu. E, Murat Bey'in de dile getirdiği hususların başında o geliyor mutlaka bir cezayı vardır ama tutuksuz yargılamayla ilgili evet daha hafifletilmiş bir takım gerekçelerle ve Türkiye'de yargılanması yurt dışına çıkış yasa bunu daha önce de çok tartıştık. Hayır ben tutuksuz yargılanmalı diye bir şey demedim. Ben tutuklama cezaya dönüşmemeli dedim. Bir farklı suçtan şöyle düşünün mesela Fer Ferman Hoca ile tartıştık kavga ettik Hı -hı. ben cezaevine atıldım. Sonra Ekrem Bey ile tartışlık kavga ettik. Tam o cezaevinden Peki. çıkarken Ekrem Bey'den dolayı da bir ceza yediysem bu şey olmamalı. Yani bu süreklilik arz eden arz suçlar, edelim. farklı suçlar tamam. da olabilir. Ben sadece şunu söylüyorum. Tutuklama bir ceza gibi görülmemeli. Az önce Öztürk Bey de söyledi. Verin cezanız gitsin. Sonuna kadar bir türlü hiç duruşmanız mı olsun lazım. gerekirse? öne çekin, hızlandırın. Peki. Bakın edin, gitsin bitsin. Peki. Ne diyorsunuz bu duruma? Şimdi öncelikle Öztürk Bey Anadolu çocuğuyuz dedi. Hepimiz Anadolu çocuğuyuz. Bu ülkede Anadolu, Anadolu çocuğu sözü genellikle Trakya'da dahil olmak üzere bu ülkenin neresinde doğarsa doğsun herkesin kullanacağı bir sözdür. Dolayısıyla aramızda Anadolu çocuğu olmayan yok. Bunu bir not olarak söyledim. İkincisi de şu. Peki. Ee, şimdi bir hoşluk olsun diye bir şey anlatayım. <laughs> Tuzla Piyade Okulu'nda, Yedek Subay Okulu'ndayken hocamla aynı dönemmişiz, sonradan öğrendik. 173. dönem, ben 8. bölükteydim. 150 kişilik bölük eğitim, yürüyoruz işte sol, sağ, sol, sağ. Bölük komutanı arada bir derdi ki ayak uydur. Ben de hep şunu merak ederdim. Ya bir adam, biz 150 kişiyiz, 300 tane ayak var. Adam belli bir açıda bu ayağını uydurmayanları nasıl görüyor? Sonra sonra çözdüm nasıl olsa ayağını uydurmayan birisi vardır diye bölük komutan aradı bir ayak uydur tabirini kullanıyordu. Şimdi gelelim konumuza. Osman Kavala meselesinde keşke Osman Kavala Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir takım odaklarını rahatsız eden bir takım uluslararası bağlantılara girmeseydi. Keşke Soros'un Türkiye uzantısı olan bir takım kuruluşlarla maddi bağlantı tarafları da olan şekilde bir takım işbirlikleri yapmamış olsaydı, keşke Osman Kavala kendini çok önemli bir noktada görüp, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bir takım değişiklikleri tek başına yaptırabileceği hevesine kapılmamış olsaydı ve bununla alakalı bağlantılar kurmamış olsaydı. Bunu illa ki böyle yapmıştır manasına söylemiyorum. Ama ortada bir hava var. Osman Kavala, 2013 sonu 2013'teki gezi olaylarından beri sıklıkla ad edilen biliyorsunuz. 70-80'lerden itibaren hakikaten Türkiye'nin özellikle entelektüel çevrelerinde Osman Kavala ismi adeta bir efsanedir. İşte genç yaşta ailesinin herhalde vefatıyla ciddi bir zenginliği var. Yayın evi kurdu, şunu yaptı, bunu yaptı. Ben mesela hala 1992 senesinde onun bir kuruluşunun dağıttığı Kavala koleksiyonundaki bir hilyenin tıpkı basımını duvarımın en yerinde saklarım. Bir e, bilgisayar firmasında geldi falan. Şimdi bakın, Türkiye Cumhuriyeti bir devlettir. Şunun altını çizelim. Öztürk Bey'e de buradan herhalde e, bu konuda aynı düşüneceğiz diyelim Amerika'da, diyelim Almanya'da, diyelim Fransa'da ya da herhangi bir yerde. Amerika Birleşik Devletleri aleyhine o devletle alakalı hesapları olan bir takım güçlerin bir takım planları olan kişilerle işbirliği yapan birisi olsaydı. Farz-ı muhal diyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bu kişiye hay Allah Türk gel be ya, seni bir yargılayalım. Seni şurada tutuklu tutalım falan filan mı derdi. Başka bir şekilde mi davranırdı? Burada çok açık bir şey var. Gezi olayları. Öncesindeki olan şeyleri bir kenara koyuyorum. Gezi olayları ve sonrasında Osman Kavala ...Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde hükümete yönelik birçok operasyonun bir şekilde merkezinde gözüktü. Doğru ya da yanlış. Böyle bir algı var. Burada kendini çok böyle e, değişik bir konumda yerleştirdi. Birçok insan ona çok önem verdi. Ve bugün 2022'ye geldiğimizde de ortada şöyle bir tablo var. Öztürk Bey de bunu söyledi. Birileri çok sahip çıkıyor dedi. Bakın 10 tane miydi, 11 tane miydi e, batılı ülke... Osman Kavala serbest bırakılmalıdır şeklinde normalde ben hakim olsam, ben savcı olsam ve benim mahkeme ilgilen, mahkemem ilgilendiren bir konu olsa sigortalarımı 84 kere attıracak açıklamalar yaptılar. Ve bir ara öyle bir kriz yaşandı ki bu ülkelerin, büyük elçilerin neredeyse sınır dışı edilecekti. İstenmeyen adam ilan edileceklerdi. Şu anda ne oldu? Geçen bir duruşması oldu ve kendisi gitmediği halde, yani anlatacağım artık bir şey yok falan deyip gitmediği halde, bu da bir tavırdır konsolosluk görevlileri demek ki ülkelerinden aldıkları emirle o mahkemeye gittiler. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri falan da oraya gitti. Tuhaf bir durum var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaş olan bir kişi. Bunun vaktiyle yapılmış edilmiş bir takım şeylerle bağlantıları var. Bunların arka planında biz Batı'nın olduğunu, Avrupa'nın olduğunu, Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durmasından rahatsızlık duyan bir takım çevreler olduğunu da biliyoruz. Bunlarla bağlantılar olan birileri Kanırtarak buldukları her fırsatta kavala serbest bırakılsın, kavala Şöyle kavla, bir notu bırakırsın. paylaşmakta fayda var mıdır bilmiyorum Efendim? Ekrem'e. Şöyle bir notu paylaşmakta fayda var mıdır bilmiyorum. Ama geçtiğimiz günlerde NATO karargahındaki bazı tapelerin açıklanması. Darbe gecesi ve darbe öncesi yapılan konuşmaların içerisinde doğrudan gelen talimatlar. Amerika'daki üst düzey generallerin... Evet. Evet gizli kodlar diye herhalde haberleşme sistemi üzerinden Türkiye'deki subaylar üzerinden doğrudan yaptığı açıklamalar ve kendi çocuklarının bu gece saat 2'ye kadar başarılı olacaklarının kesin tespiti yapıldıktan sonra renk vereceklerini vesaire. Şimdi bu kadar şeffaf ve netken niye halen inandırıcılık Şimdi üzerinden bakayım. tartışıyoruz? Ve buradaki meselemiz şu. 15 Temmuz'u yaşadık. Allah bir daha göstermesin. 15 Temmuzla alakalı bir sürü değişik yorumlar var. Mesela Öztürk Bey kendine göre haklı bir pencereden bakıp diyor ki ya bak vaktiyle bunlar beraber. Doğru. 2002'de iktidara geldi Ak Parti. 2002'den Öztürk Bey 2010'lu yılları söyledi ama ben özel bilgilerime dayanarak söyleyeyim 2008-2009 ayrışmanın başladığı dönemdir. Nereden biliyorum bunu? o zaman başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın başında olduğu hükümet nezdinde o yapıya mensup olmak daha önce atamalarda şurada burada iyi bir referans sebebiyken ben hissettiğim şu oldu. Onlarla ilgili referans olma özellikleri yavaş yavaş kayboldu. Hatta bir rahatsız edici bir durum almaya başladı. Neden böyle oldu? Şimdi geriye dönelim. Şimdi bakın satır aralarında söylenen sözler. FETÖ'nün başındaki kişinin yanındaki insanlara bunlar sonradan ortaya çıktı. Bu uzunla bu uzunla işimiz var dediği. Dönemin başbakanı iken Recep Tayyip Erdoğan daha sonra cumhurbaşkanı olarak çeşitli aşamalarda bunlara karşı aşırı derecede dikkatli olmalıyız dediği demek zorunda kaldı. Bu tür sözleri falan biliyoruz. 2008, 2009, 2012 o 7 Şubat Mis Müsteşar'ın ifadeye çağrılması açık bir savaş ilanıydı. Dershaneler şunlar bunlar. Burada Öztürk Bey'e katılmadığım nokta şu. 17-25 Aralık'tan sonra sen 2004'de işaret ettin. Milli Güvenlik Kurulu kararlar o biraz kapalı devre bir şeydi. 17-25 Aralık'tan sonra emniyet ve yargı üzerinden darbe girişimde bulunduktan sonra bunlar artık kılıçlar çekildi. Her şey açık hale geldi. Paralel devlet yapılanması diye bunların bir örgüt olduğu söylendi. Ve bu yapıya bundan böyle destek olacakların devlet tarafından hasım kabul edileceği açıklandı bütün mesele şu an fetö davaları şu dediğimiz içinde mağduriyetler var mıdır vardır neden çokluk çok olan şeyler arasında mutlaka bir şeyler olur ama doğrular var mıdır doğrular çok daha çoğunluktadır neden kriter belirlenmiş. Denmişken Moğlu 17-25 Aralık'ta olup bitenlerden sonra şu kararları aldığımız bunları paralel devlet yapılanması PDI olarak ilan ettiğimiz günden itibaren sen bunlara ilişkine devam ettirmişsen oradan verilen talimatla gidip o bankaya para yatırmışsan falan 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 bunlar suç kabul edilmiş. Dolayısıyla bugün efendim okuluna talebe gönder. Hayır. Bu kriter değil. Gazetesine abone oldu. Kriter değil. Buradaki mesele hukuk konusunu hocam herhalde daha iyi bilir. Belli başlı kriterler var. Asya Finans'ta parası var da kriter değil. Emir geldiğinde işte o fetö'nün başındaki kişi bankasayı de talimat gösterdiğinde kendi varlığı ile izah edilemeyecek gidip oradan buradan borç alıp kredi falan çekerek Asya Finans'a parayı yatıranlar Anladın falan gibi. gibi yapan. Bir takım insanlar Hı. alındı falan. Yanlışlıklar ya var mıdır var? Şimdi burada mesele şu Türkiye'de adalet yoktur. Bu çok iddialı bir söz. Benim bildiğim kadarıyla hakim ve savcı 18 bin tane hakim ve savcı var. Kaç tane mahkeme vardır bilmiyorum. Binlerce mahkeme vardır. Her ilde, her ilçede, işte şurada bu mahkemeler, asli hukuk, sulh hukuk. Tam teknik tarafında bilmiyorum. Uzman sanığım ama bugünkü durumu fazla bilmiyorum. Bakın, bu kadar insanın olduğu, bu kadar insanın kanunlara, vicdanlarına ve bazen, bazen de gerekçelere bakarak kararlar verdiği süreçte yanlış yapanlar var mıdır? Tabii ki vardır. Bunun için ee, i̇lk derece itiraz neydi hocam? Ee, yargıtay Hakim. öncesi. Sinaf. Sinaf. Ha, İstinaf. İstinaf mahkemesi. Bunun için Yargıtay Tamamlar. var. Bunun için ceza adayları. Efendim yanlışlık oldu. Tamam. Olmasın. Ben bakın 1984 ile 2001-2002 arası çok yargılandım. Hakikaten çok yargılandım. Ve bir hakimin gözlerimin içine bakarak bana ceza verdikten sonra, sorumlu yazı işlerimi müdürü olarak bana ceza verdi. Bana ceza verdikten sonra yahu ver şu yazıyı ne demişler bir bakayım diye yazıyı ondan sonra okuduğunu ben yaşadım. Dolayısıyla Gidim, Türkiye'de giden, adalet yok. Doğru. Evet. Ama Türkiye'de tümüyle adalet yoktur lafı bence incitici bir laf. Neden? Türkiye'de adalet yoktur diye çok bağıranların, çoğunun söylediği iki isim var. Efendim Osman Kavala serbest bırakılmalı. Başka? Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı. Türkiye'de adalet yok. Bir dakika ya. gazeteciler serbest Şimdi bakın. Ağabey. Tekrar başa dönüp kısa bir soru soruyorum. Hı hı. Can Dündar 2015'te bir takım şeyler karıştırdı falan. Bunu ben bir iki defa anlattım yine anlatıyorum. O dönem Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Konsolosu Baş Konsolosuyla birkaç gazeteci arkadaş bir bizi işimiz vardı. O da bizim hepimizi bir araya getirdi. Galiba kısa bir sohbetimiz oldu. O arada Can Dündar olayı gündeydi, gündemdeydi. Bir şeyler söyledi. Yanlış falan falan gibi. Ben de sakin sakin dedim ki e, Sayın Konsolos ya da Baş Konsolos. Farzı muhal Amerika Birleşik Devletleri ile diyelim ki Meksika sınırında Amerika Birleşik Devletleri gizli istihbarat teşkilatı CIA yani olmaz ya Meksika ile ilgili falan bu türden bir şeyler yapmış olsaydı ve bir Amerikalı gazeteci bunu yayınlamış olsaydı. Ne oldu? Adam bir durdu durdu bizde böyle şey olmaz dedi. Oldu. Bir arkadaş Ali Adakoğlu milatın sahibi bir arkadaş. Peki. Tabii dedi siz böyle bir şey yapmaya cesaret edeni yok edersiniz. Ama biz dedi Demokrat bir devletiz, modern bir devletiz, insan haklarına saygılı bir devletiz. Biz sadece yargılarız. Bu sözlerle araya gidelim ama e, araya gitmeden önce şu cümleyi de ifade edeyim. E, özellikle Öztürk ve Kasım Güley'in hayatını okumuşsunuzdur mutlaka. E, Kasım Güley'in aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin <laughs> geleneklerine baktığınızda küresel emperyalizmin Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde Hatafetullah Gülen'in hangi ölçülerde nasıl yetiştirilip bir rivayetlere göre en yakın doktoru yine Amerika'dan getirilen ilaçla Kasım Gülek tarafından tayin edilen doktorla siros iğnesi üzerinden Atatürk'ün de öldürüldüğü kısmı da kayıtlarda var. Onları da incelerseniz aslında çok, Şimdi, çok önemli Sabri, Sa Sabri bir dönem. Sabri Bey bir saniye bir müsaade edin ben bir cümlemi bitireyim. Şimdi ben e, bir kere benim Cumhuriyet Halk Partisinden ayrıldığımı siz de biliyorsunuz. Biliyoruz ki de bir Cumhuriyet Halk Partisi. Aynen, hayır, şuradan dolayı ben, ben söyledim başka. E, hayır bir saniye bir lütfen Hı -hı. E, lütfen bakın siz de biliyorsunuz ki ben Yenilik Partisi başkanıyım. Eyvallah. E, Cumhuriyet Halk Partisi ile benim çatışmamın zaten sebebi bu fetö konusu ve diğer konular. Biliyorum onun için söyledim. Türücüler. Bunu bile bile hayır bile bile ikide bir. CHP sanki ben onun e, mirasını taşıyormuşum gibi bir algı yaratmaya çalışmanız doğru değil. Ha, hayır hayır doğru o, o da anlamda değil başkanım onu başkanı söyleyeyim altını tamam çizelim. Mı? Peki kısa bir ara bizden ayrılmayın. ...devam etmiş olalım. Murat Bey'in herhalde bir iki tane kısa notu vardı. Onu alayım istersen. Genel Öztürk tespitlere Bey. yönelik Öztürk Bey'in, Ekrem Bey'in e, tespit et, tespitleri vardı hadisinde. Oradaki eksiklikleri gidermek adına birkaç şey söz söyleyeyim. Sonra Ferman Hocam zaten kendi gündemini konuşacak. O gündem arasında ezilmesin bizim <gülüyor> gündem. <laughs> Gündemimiz belli. Söyleyeyim. Şimdi, Gündemden çıkmayacağız. E, Öztürk Bey e, şeyle alakalı 15 Temmuz raporu e, yok dedi. E, doğru söylüyor. 15 Temmuz raporu hala yayınlanmış bir rapor yok ee, aslında bir rapor var 639 sayfalık İyi Partiler'in de elinde geziyordu bir bir ay kadar önce ee, bir rapor var rapor hazırlandı gönderildi eksikliklerin giderilmesi için tekrar geri iade edildi Güya Komisyon'a sonrasında meclis e, dağıldı yeni meclis kuruldu komisyon olmadı o kim üye verecek bu kim üye verecek gitti ama büyük bir eksikliktir hala 15 Temmuz darbesine ilişkin meclisin 639 sayfanın eksiklikleri de neyse bilmiyorum. O eksikliklerin giderilip geri gönderilememesi büyük bir eksiklik. Ama geçen iyi partilerin mesela Aytun Çıray'ın elinde geziyordu o rapor diyeyim. Ondan sonra bende bende de var. Ben de biliyorum içeriğini ama bunun tamamlanması lazım meclisimiz adına bir ayıp e, olmaması lazım işi diye yani. düşünüyorum. E, Maliye Bakanımız Nurettin Nebati'nin fotoğraflarıyla alakalı hani eee ziyaretine Hı -hı. ilişkin fotoğraflarıyla alakalı bir tespit yapıldı. Doğru. Evet öyle bir gerçi görüşme gerçekleşmiş ama aynı görüşmede bakın şunu da söylemek lazım ki hakkaniyetli olsun. Aynı görüşmede CHP'li vekil Gökhan Günaydın da var. Bülent Tezcan da gitmiş. Adanalı vekil Adana vekili CHP'nin Ali Demirçe <laughs> Demirçalı da orada. Faik Tunay da orada. Grup Başkan Vekili Engin Özkoç da orada. Yine Antalya Belediye Başkanı ne alaka diyeceksiniz? Mustafa Kaydın orada. 24. dönem milletvekili Müslüm Sarı orada. Yetmiyor. Daha sonrasında FETÖ'nün FETÖ olduğu dönemde bakın FETÖ denildiği dönemde Cumhuriyet Halk Partisi eski İstanbul İl Başkanı CHP milletvekili Gürsel Tekin telefon görüşmesi var. Kendisi söylüyor. Ne diyor? alış arkadaş ifşa ediyor. Pardon ben de değil. yine bir başka CHP'de ifşa ediyor. FETÖ Amerika'da değil mi bu evet, sırada? Görüşmüş. Evet, görüşmüş. Niye görüşmüş? Annemin sa sağlık durumu için geçmiş olsun dileklerini iletti. Fethullah Gülen diyor. CHP'li Eren Erdem'in yine şeyi var. E var. durumu var. MİT'timleri hadisesi var. Bir de ben şunu çok kı kısta salıyorum kendi gözümde. Siz bir cumhuriyet savcısına fetöcü diyebilirsiniz. Bunun yargılama sonucu da olur. Eğer fetöcü değilse ama Cumhuriyet Savcısının terör örgütü o mensubu olup yurt dışına firar ettiğinden sonra dün ona Cumhuriyet Savcısı demeyip FETÖ'nün savcısı deyip onun terörist olduğu ortaya çıktıktan sonra kendisini de kaçmak zorunda kaldıktan sonra aslında onlar dürüst savcılardı demek iki yüzlülüktür. Tabii bunları asla şeye Öztürk Bey'e söylemiyorum. Yani sadece Öztürk Bey'in Nurettin Bey'in durumunu söylediği için oradan laf açıldığını onu söylüyorum. Ve ayrıca ben arkadaşlar kişi değil de adaletten bahsediyorum. Evet ve yani ama, ama olarak... bunlar da unsurları. Bakın mesela CHP milletvekili Mahmut Tanal Bankasya FETÖ'nün Bankas FETÖ'nün Bankasya'sı Bankasya olduktan sonra bankayı kapattırmam diye önünde eylem yapan Zaman Gazetesi'ne Sayın Kılıçdaroğlu gitti. Bakın FETÖ olduğu tescillendikten sonra Ha diyeceksiniz ki ya sizin keyfinize göre mi biz tescil edeceğiz? Sizin FETÖ dediğinizde biz demeyebiliriz. Tamam zaten bunu söylüyoruz. FETÖ'nün FETÖ olduğu anlaşıldıktan sonra gittiler. Bir başka hadiseyi daha söyleyeyim. Ee, orada da Ekrem Bey söylemişti. ABD ne yapıyor kendi casuslarıyla alakalı. Mesela Kavala Kavala hadisesinde Ekrem abi çok net bir şey söyledi. Dedi ki birisi kendi devletinin aleyhine çalışırsa o aleyhine çalışma faaliyeti de tespit edilirse bunun bir bedeli olur. O bedeli de karşılamaya razıysa yani ateşe dayanabileceksen günah işleyeceksin diye bir ifade var ya. Eğer buna dayanabiliyorsan yapacaksın. ABD ne yapıyor durumunda da bakın ABD ne yapıyor mesela kendi belgesini sadece sızdıran adama. Julian Assange mesela ne yapıyor? 2010 yılından beri Üzerine atılan tecavüzcü yaftasından ve onun yargılaması dahil, daha sonrasında tecavüz etmediğinin anlaşılması da dahil olmak suretiyle 12 senedir, 12 senenin 8 senesini bir ülkenin büyük elçiliğinde bir odada hapis geçirmesine neden oldu. Niye? Dışarıya adımını atarsa Amerika ve İngiltere tarafından alınacaktı. Sürüne sürüne devam etti. Peki diğer e, ABD belgelerini sızdıran e, neydi? Edward Snowder. Ona ne yapıyor? Onu da 8 sene, 9 sene süründürdü. Ondan sonrasında çareyi bu kişi Rusya'ya kaçmakta buldu. Ki şu an KGB'nin kolları arasında yaşıyor. İşte ABD bunu yapıyor. Evet. Peki. Gelelim. Evet, Şimdi tekrar. şöyle Efendim Bey. izin var mı? Özgürce konuşabilme izinim var mı? Yani ters kutuplar. Ters kutuplar. Peki. Tamam. Bir şey söyleyeyim. Ben bu kanalda bu kanalda dedim ki birbirimizden ters düşmeyelim. Çeker cımbızdan önümüze koyarlar. Kavala konusunu 3 hafta mı 4 hafta evvel konuştuk biz burada. Doğru mu? <laughs> Bu kanalda dedim ki polis, öğretmen, ebe, FETÖ'cü olup olmadığı sadece telefon konuşmasıyla bir suç oluşturulamaz. Bundan sorumlu tutarsak bunları alt mahkemeler, üst mahkemeler ceza verseler bile insan hakları mahkemesinde bir bu davaları kaybedeceğiz ve milyonlarca biz tazminata mahkum olacağız. Bana dediler ki ya bu FETÖ'yü mu koruyor? Halbuki böyle ithamlar geldi bana. Geldi ki sen bunu mu koruyorsun? Ben insanların hakkını koruyorum. Ne Ardahan Ağır Ceza Hakimi'yim bir. Hukuk Fakültesi'nde temel hak ve özgürlükler dersini anlatıyorum. iki. FETÖ'yü Türkiye'de keşfeden ve FETÖ'ye iltifat etmen iki kişiden biriyim. Biri kim? Erbakan. Hayır, biri Erbakan. Hiç FETÖ'ye iltifat etmemiştir. FETÖ'nün bir hain teşkilat olduğunu ve terör örgütü olmadığını, bunu da buradan söyleyeyim. Biliyorsunuz söyledim ben. PKK ile FETÖ bir terör örgütü değil, bir katilin elindeki bıçaktır. Ben bıçakla uğraşmıyorum. Bıçağı elinde tutanla uğraşıyorum. Bilerekten, kasıtlı olaraktan PKK'nın arkasındaki terör temel unsurunu, FETÖ'nün arkasındaki unsuru unutturmak için, gözden kaçırmak için FETÖ, PKK. FETÖ, PKK. Bu yalan. Gelelim konuya. Kavala konusu bir. Enis Berberoğlu konusu iki. Bir de tutulan gazeteciyle ilgili bir konu. Şimdi hakaret konusunda burada işlemedik biz. Balıkesir'in bir kazasının dağ köyünde bir köylü diğerine hakaret ettiğindeki o suçu tespit etmemiz çok kolay Sabri Bey. Ahmet Mehmet'e dedi ki senin hanımının şu ilişkinden dolayı sen zenginliği kazandın falan filan. Ona biz ne diyoruz? Maddeyi mahsusat göstereten hakaret. Sövme direktmen sinkaflı laftır. Bunu keşfetme mümkün. Ama siyasi bir kişiyi, sanat yönünden yüksek derecede olan bir kişiyi, Doğru doğramacıyı, Demirel'e karşı yapılan bir durumu, bir fiili, bir ifadeyi hakarete sokmak o kadar kolay bir iş değil ceza hukuku bakımından. Neden? Neden? Bir sanatçı diyor ki topluma mal olmuştur. İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki onları eleştirmekte Onların hakkında söylediğiniz lafların hakarete girmesi çok zordur. Peki ne olmalı? Şok edici açıklamalar bir de suç değildir dedi. Bir daha kullanıyorum bu tabiri. Şok edici açıklamalar. Şimdi içeri açılan bu gazetecinin tutuklama talebine avukatının verdiği mahkemenin kararını bir okudunuz mu? Felaket başımıza iş açacak. Kadının söyledikleri yanlıştır, doğrudur onu demiyorum dikkat edin. Diyor ki mahkeme tutuklama talebinin reddine. Niye? Niye? bu hanımın, bu gazeteci hanımın daha önce işlediği bir suç var. Eğer bununla da suçu mahkum olursa iki suç olduğundan dolayı ne demek biliyor musun? Daha yargılamada mahkeme bunun suçlu olduğuna karar verdi. Ya sen nereden biliyorsun? Belki yargılanacak, berat edecek ikinci suçtan. İkinci suçtan berat ederse birinci tutuklama suçtan mahkum olmamış oluyor. Tutuklama reddine Dolayısıyla reddine tutuklama talebine oldu itirazda bile bir açık insan hakları mahkemesi. Ben Hocam, tutuklama talebinin reddine demiyor mahkeme. Kabulüne. Hayır, hayır. Tutuklama talebine re itiraz edenler reddediyor. Ayrı ama yani tutuklama itirazda. talebinin reddine Yani dediğiniz yanlış anlaşılıyor. Tutuklama oluyor. talebine itiraz ederken Hah, itirazın reddediyor. reddine. Evet itirazın reddinde gerekçe tutuklama o kadar felaketli doğru. İtirazın reddinde verdiği gerekçe o kadar tehlikeli ki Sabri Bey ne diyor biliyor musun? Bunun daha önce suçu vardı. <laughs> Denetimli serbestten faydalandı ertelendi. Ama bu suçtan da mahkum olursa zaten iki suç birleşecek bu tutuklu olacak. Nereden biliyorsun? Demek ki baştan ön yargıyla sen bunun tutuklanan ceza alacağını kabul ediyorsun. Enes Berberoğlu kararı. Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Ben o konuda yazı yazdım. Enes Berberoğlu ile ilgili kararı, Anayasa Mahkemesi'nin kararı alt mahkeme uygulamadı. Alt mahkeme uygulamadı. Gelelim Kavala'ya. Kavala konusunda niye tartışıyoruz biz? Neden? Niye tartışıyoruz? Niye tartışıyorsun? Ya, lüzumsuz yere tartışıyoruz. Peki. Haklı Bak gerekçeli. dakika. Gezi Parkı'ndan Tayyip e döndüğünden döndüğünde nereden dönüyordu hatırlayın bir. Yurt dışında. Fas'tan. Hayır Fas'tan dönüyordu. Hı hı. Hava karşılayan kimdi? Yani, e, Arınç. Tam, ne dedi? En, en, Biz anladık dedi. Ferman hocam Mesajı, Enis Berberoğlu ile ilgili kararı alt mahkeme uygulamadı dediniz değil mi? Efendim Anayasa Mahkemesi dedi ki burada hak ihlali vardı. Anayasa ben dedim evet. ki ben o kararı uyduramam. Ama, ama orada şunu Ta Söyleyeceğim ben ilave Hemen hayır. başka bir dava açıldı. Hayır, başka, ba bir dava hayır, 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 başka bir dava ile. Hayır hayır başka bir şey söyleyeyim başka bir şey söyleyeyim. Anayasa Mahkemesi o kararı yanlış yere gönderdi. Karar Yargıtay'a göndermesi gerekirken dosyayı yerel mahkemeye Çım gitti. Yerel mahkeme ona? hayır yerel mahkeme ne dedi? Ne Dosya dedi? bende değil ki. Dosya Yargıtay'da onanmış. Yargıtay'a göndermen lazım dedi. Anayasa Mahkemesi'ndeki arkadaşlardan Zaten bazıları metronik, Murat Bey. Hayır hay. Anayasa Mahkemesi ne zaman gidilir? Tabii ki usul hatası var. Anayasa mahkemesine Mahkemesi ne zaman gidilir? Dosya dosya şeyde değil ki. Yerel mahkeme hayır. De değil ki. Hiç Bak, ben bir şey söyleyeyim. Bir daha izah vereyim. Bilgi vereyim. Anayasa Mahkemesi ne zaman gidilir? Tamam. Yargıtay'daki mahkemelerdeki iş bittikten yargılar sonra. Yargılar bittikten sonra tamam. Yargıtay'da. Alt, hayır. Orada da yanlış bir şey ifade ediyorsunuz. Bakın doğruyu söylüyor olabilirsiniz. Allah Anayasa Allah. Mahkemesi A Yargıtay Anayasa Mahkemesi'nin alt mahkemesi değildir. Ben Yargıtay ya, diyor ki Anayasa Mahkemesine mahkemedir. bireysel başvuru ne zaman gidilir? Alt mahkemelerdeki denetimler bittikten sonra. Yargıtay'daki işte bittikten sonra alt, mahkeme alt mahkemede Bak size söyleyeyim. Anayasa Mahkemesine göre, Olan insan Hakları, hakları Mahkemesine bir. göre ha doğru alt tabir mahkeme İslam Mahkemesi Yargıtay alt mahkemede İnsan Hakları Mahkemesi Hayır. diyor ki Türkiye'de yargı yolları tükendikten sonra saniye, bana gel diyor. Yargıtay alt mahkeme midir? Ha efendim İnsan Hakları Mahkemesine. Ve ya İnsan anayasa hakları değil. Anayasa tamam. mahkemesiyle mukayese şey, ettiğimizde anayasa Bey, bak bunu benimle tartışmayın. Hayır hayır. Ben Siz... diyorum ki ben diyorum. Siz, kimse demesin. Kim Siz diyecek? Siz diyorsunuz ki alt mahkemeye gö gönderdi diyorsunuz. Ben, ben de diyorum ki anaya o günlerdeki o tartışmayı yaptığımız esnada alt mahkemenin başkanı dedi ki dosya bizde değil. Bize neyi gönderiyorsunuz? Yanlış söyledi alt mahkeme. Yargıtay'da Yargıtay dosya. Yargıtay yanlış alt mahkeme yanlış söyledi. Onu mahkum eden mahkeme yanlış söyledi diyorum ben de burada. Niye tartışıyorsunuz bunu? Tamam ben, ha, de ben diyorum de, ki dosya bende değildir demeyecekti. AYM de Yargıtay'ın üst mahkemesi değildir. Bir bir dakika söylüyorum. Yargı, Anayasa Mahkemesi'nin gönderdiği doğru. Yanlış. Çünkü dosya Yargıtay'da olabilir. Ama bu hukukçular arasında çok tartışılan Söyle, bir konu. Hayır, bu. onu kasıtlı yani yapıldı o dönemde. O arkadaşlar demesi... var ya Kasıtlı, Kasıtlı yaptılar, yaptılar. Alt mahkemenin için kararı topladı. yani yargılama cezayı veren mahkemenin kararı işgüzarlık da Yanlış yaptı. Ama Mahkeme aynı zamanda da Murat Bey'in söylediği önemli bir çıkmış zaten mahkemede değil ki. Ya Yargıtay onamış. Biz dosyaya göre karar vermiyoruz Muratcığım. Biz anayasa mahkemesi diyor ki burada hak ihlali vardır. dosya nerede olursunuz? Sana ne? Ne demek? Evet sana ne? Olur mu? Nasıl ne demek derler? Hak mi? ihlali olduğunda ilgili yere göndermeyecek posta teşkilatına mı Hayır nereye gönderiliyor gönderecek? biliyor musun? Nereye gönderiliyor biliyor musun? Hayır söyleyeyim. İlk cezayı veren mahkemeye gönderilir. Maalesef yanlış biliyorsunuz. İlk cezayı veren mahkemeye gönderilir. Bu da o kararı veren mahkeme. Yargıtay onamışsa hani, onamış nereye gitmesin? Onamış olsa bile. Yine mi? O, evet. Bakın. Anayasa peki, Mahkemesi, peki. hak ihlali dediği andan itibaren Yargıtay'ın kararı Bak, çıkıyor ortada. Bak ben adalet e, üzerinde benim adaleteyim. Anayasa ama Mahkemesi'nin ne yaptığını söyleyeyim size. Bitireyim ama bitireyim. Verin hocam devam, anayasa devam edelim. Anayasa Mahkemesi kendini iç hukukta maalesef şu an gelinen noktada bazı Anayasa Mahkemesi üyeleri Yargıtay'ın da üstünde bir yere konumlandırıyor. Asıl unsur bu ülkede Yargıtay'dır. Danıştay'dır. Anayasa Allah Mahkemesi'nin Allah. varlığına bile çoğu zaman ihtiyaç yoktur. Ha, benim bireysel olarak ihtiyaç duyabilirim. Bir hukuki göz daha. O zaman kaldırın. Anayasa Mahkemesi'nin bireysel kaldırın başvurusunu ayır. kaldırın. Sayın Bahçeli Kaldırmış onu da söyledi. Mı? Kaldırın dedi Efendim, Anayasa Mahkemesi'nin. Ama mahkemesini. kalkmamış değil mi? Hayır bireysel başvuruyu değil. Hayır, Anayasa Mahkemesi'nin kaldırın. Anayasa Mahkemesi'nin değil. Varlığının bizim var. için Efendim, bir, daha bir daha 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 anlamı yok. Bir Alt mahkeme. Yargıtay. Ağır ceza mahkemesi. kararı verdikten sonra biraz evvel Ekrem Bey soru doğru. İstinafa gider. İstinaftan evet. sonra 5 yıldan fazla olan cezalar için Yargıtay'a otomatikman gider. Yargıtay onu onaylasak bile basın için 5 yıl suçu da aranmaz. Geliyor. Siz davanın müvekkilleri, avukatları bireysel başvuruya başvuruyorsunuz. Bireysel başvuru şartlar şu. Dedi ki Mahkemesi. <laughs> bu adamın hak ihlali vardır. Dosyanın Yargıtay'a gönderilmesi yanlış. Bir. İkinci bir şey söyleyeyim. Siz ceza hakkında <laughs> biraz evvel güzel bir şey söylendi. Denildi ki Atatürk'ü koruma kanunu olmasa bile bir kişinin manevi şahsiyeti aleyhine işlenen cürümlerde ceza kanunu zaten düzenlenmiş. Evet. Terör suçu için 17-25 aralığı tayin etmeye yürütmenin yetkisi yoktur. Bunun adı after. 17-25'ten öncekiler affediyoruz. 17-25'ten sonra suç başladı. Sen kimsin ya? Sen kimsin? İdarenin böyle bir yetkisi yok. İdarenin suç yaratma yetkisi yok. Suç tarihi yaratma yetkisi yok. Kimin var? Yasam organı. Kanunla ancak bir suç olacak. Yasa... Yesen... Siz tasavuz verecek, söz verecek. Dolayısıyla doğru burada, burada açık söyleyeyim. Kavala konusunda ya niye başımıza bir iş açıyoruz? Ha bir şey söyleyeyim. Unutmam özür Bey size söylemiyorum ama kendime söylüyorum. İnsan haklarıyla ilgili, temel hak ve özgürlüklerle ilgili bir konu artık 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 bak altını bir daha çiziyorum. Bir iç hukuk meselesi değil. Neden iç hukuk değil? Tarafından... Yani efendim, benim bağımsız mahkemeler bakın yargı bağımsızlığı konuda doktora tezi yazmış bir kişiyim ben. Hukuk fakültesini iyi dereceyle bitirmişim. Ağır ceza hakimliği yapmışım. Temel hak ve özgürlükler iç hukuk meselesi değil. Milletler arası bir hukuktur. Sizin ülkenizde insanlar bağırıyorsa, T ça oldunuz. çağırıyorsa Hı -hı. ve yargınızın tarafsız olmadığına inanıyorsanız dünya buna bağırmayıp da ne yapacak peki? Diyecek ki Türkiye'de insan hakları yoktur. Efendim sen bunu diyemezsin. Sen Böyle benim bağımsızlıkla şey yargıma ki. karışıyorsun. Egemenliğime karışıyorsun. Bir daha Hı. söylüyorum. İnsan hakları sorunu iç hukuk meselesi değil. Bitirdi nokta. Peki ne olur? Ben Herkes böyle bir şey söyledim mi? Herkes lafını söyler. Tabii hemen. Sabri Bey. Ya, buyurun Öztürk Bey. Ben böyle bir şey söyledim mi? Hayır ben e, öyle bir şey söylediğinizi duymadım. Ne dedi? Ben sadece size şunu söyledim. Üzerinize alınmayın dedi. Dedim ki. Üzerine niye alınsın ki zaten? Yani niye ben şunu. Yo, hayır ben yani ya, duyulması da. için söyledim Ekrem Bey'e de. Tabii, olur. Öztürk Bey sizi karşı yani, ederek söylenmiş sanki bir söz ok yapmış yok. Yok size oldu. karşı söylemedim Öztürk Bey ben. Yani belki dikkat çekmek için. Çünkü benim söylediğim farklı bir şey. ben hiç, şunu, şunu söyledim ki. Yere... Ama size hedef alarak da söylediğim Ay, bir şey yok. Zaten siz aksi bir şey yani söylemediniz. Ben bir şey söylemedim yani. Değil değil. Sizin Ayrıca şey söylediğin. söylediğinize katılıyorum. Katılıyorum evet, evet. ama ben onun aksini söylemedim. Hayır hayır hiç söylemedim. Ben, ben sadece şunu söyledim. Ben diyorum ki. Son cümleyi söylüyorum. Bu kavala işi başımıza bir bela oldu. Hı hı. Ya adamı serbest bırak. Ne olacak yani? Kıyamet bu kopulur. Bir şey daha söyleyeyim. Balıkesir'in bir tak köyünde bir berber cama bir yazı yazdı. Bizim fakülteden bir profesör de bilir kişi sayılır. Kahrolsun Türkiye. Bu suç mu değil mi? Kahrolsun Türkiye. Hangi hukuk? <laughs> ha, şimdi şöyle. Peki. Neden? Bilir kişi dedi ki bu kişinin kahrolsun Türkiye diyebilecek kadar kapasitesi, kültürü, Türkiye'nin kahrolma şey yoktur. Burada suç unsuru yok. Etken yoktur. alanı da yok. Evet, adını koy. Dolayısıyla Kavala'dan dolayı. Ama kamuoyuna mal olmuş. Murat Bey'in dediği doğru. Tedbiri cezaya çevirmemek. Ferman var. Hocam. Hı. Ama kamuoyuna mal olmuş herhangi bir sanatçı veya siyasetçi bu cümleyi kullanacaksa suç mu değil mi? Hayır suç değil. Bir daha söylüyorum. Anayasanın 25. maddesine göre, 26. maddesine Hı. göre düşünceyi açığa vurma özgürlüğünü kullanan bir kişi... ...kavala da olsun, kim olursa olsun <laughs> eline silah almadığı müddetçe yaptığı fikirin açığa koyalım. vurmaktan dolayı... ...vurmaktan dolayı... Bir daha bir bitiriyorum sadece. Tamam. bir Olmaktan dolayı yargılanmamalı. Bir şey söyleyeyim. Şimdi... Boydak hapiste, Canikli dışarıda. Boydak diyor ki beni niye götürüyorsun FETÖ'ye? Sen büyük iş adamısın. O geliyor bakan oluyor, genel kurul başkan oluyor. Öbürsü diyor ki Murat Bey biraz evvel bir şey söyledi. Efendim Maliye, bakanı Maliye bakanıyla beraber şunlar da gitti. Onlar da suçlu. Ama ben hiçbirini suçlu bulmuyorum Muratcığım söyleyeyim. Bir terör unsuruyla beraber olmak, resim çektirmek Avrupa'da böyle ama burada düşünceye açım. Ziyarete gitmenin bir suç olduğuna inanmıyorum. Ne CHP'nin ne Maliye Bakanı ne bir başkasının. Suçsa en büyük suç ne? Yönetimin, idarenin suç tarihi tayin etmek. 17-25 Aralık'tan sonrakiler suç. Ondan öncekiler suç değil. Veya bank ya yatırdığınız zaman suç değil. Suç ve suç değil. Veya 2547 sayılı yasaya göre üniversiteye kayıtlı olan öğrenci para verli. Bu üniversite suçlu. Fatih Üniversitesi'nden bahsediyorum. Öbürü değil bunu hallet bunu böyle adlandırma hakkımız yok. Ama, Bankalarda, da üniversitelerde bak bunu devletin bunu aynı kanunlara tabi. Bak bunu bunu bir başkası söylese evet. derim tamam. Ekrem Ekrem Bey söylese derim belki iç tamam. şeyini bilmiyor. Peki. Öztürk Bey söylese perde arkasını bilmiyor. Ben söylesem belki perde arkasını Peki. bilmiyor denir. Bunu sizin söylememeniz lazım. Bankasya'ya para yatıran adam tutuklanmıyor. O zaman senin... hayır. Peki Ekrem Bey söylememesi para lazım. Para yatıran, yatıran mi? adam. Bir Hayır. hayır bir Ekrem Bey söylememesi lazım. Siz bir hukukçunun bir hukukçunun bir hukukçunun. Benim hukukunun. Hukukunun. Ben bir hukukçu olarak da, bilmediğimi nereden biliyorsunuz? Bakın hayır. Ben diyorum ki siz bunu bilerek çarpıtıyorsunuz o zaman. Hayır çarpıtmıyorum. Bankasya'ya para yatıran kim? Bakın bankasya'ya para yatıran tutuklu değil. Ama Bankasya, Fethullah Gülen'in Fethullah Gülen'in tek başına zaten tutuklama nedeni de değil de Bankasya, Bankasya 15, 15 sene adliye muhabirliği yaptım. Hukukçu 15 musunuz? sene bu dosyayı en gördüm. Yapsanız olmaz. Bu dosyanın tamamının nasıl olduğunu da biliyorum. bakın, Bakın, bakın ben size söyleyeyim. Bankasya, Fethullah Gülen çıkıp bankanızı kurtarın dedikten sonra Para gidip, yatırılan adam bilmem nereden? Değil. Bilmem evet. nereden? Kredi çekip bankanın da önüne gidip bankamı kurtarıyorum. Kurula girme. kuruya girmek. Bankamı hatta. kurtarıyorum diyen adam, bankamı kurtarıyorum Nedir, diyen adamda fiili irtibat saptarsınız. Banka, ben haber yapmışım fetö haberi, fetö haberi. Adam demiş ki ben çarşı bakın düşme. ben Bak, fetö demişim. Bakın ben fetö demişim. Adam zonguldak'tan. FETÖ diyerek bana paralel devlet diyerek hakaret etmiştir. Ben hizmet hareketindenim demiş. Bu istibatlıdır, suçludur değil mi? Hakkında suçluğunda bulunmuş. Peki FETÖ ile beraber resim çektiğinizde zaman şimdi, bulunmamış bak, olmamış, bak. değil mi? Ben hizmet hareketindenim bana FETÖ diye demiş. 2014 senesinde. Ya şimdi şey, bu adamın, bu adam kendini ifşa etmiş mi etmemiş mi? Peki FETÖ ile resim çektiğinizde ifşa etmiş mi etmemiş mi? Çok etmemiş net mi? bir şey söylüyorum. E, i̇fşa etmem. Çok net bir şey söylüyorum. Hayır Sen suç diyorum. değil diyorsun. Ya ben, benim de diyorum suç ki demediğime ben diyorum ki bir adam diyorsa Bekir ki Bekir Bozdağ teröristtir diyorum. İçeri atılmalıdır. Bir Bakan adam ki eğer bir, Murat Bey'in dediğine göre hayır. Bekir Bozdağ hapse atılmalıdır. Terörlüdür. Ben diyorum ki mecliste konuşmuş. Adam diyorsa ki FETÖ'yü. Terörist, terörist baka, ne Ben ne diyorum? Şunu söyler misin? Bir adam ben FETÖ haberi yaptığımda yurdun çeşitli yerinden Zonguldak'tan, Sinop'tan, Kastamonu'dan, İstanbul'dan bakın Ali Patçı hukuk müşavirimiz onlarca Onlarca suç duyurusu yapıldı hakkımda. Bana FETÖ şey paralel yapılanma dedi. Hizmet hareketi mensubuyum. Fethullah Gülen bağlısıyım. Ben terörist değilim. Ben Bana iftira attı Şimdi dönüp bakın sizin zaman bitmişti zaten. Sizden Hayır, söz veriyordum ben... Senin de zamanın başlamadı. Hayır bitirmedim. Bitmedi. Hayır. Son cümle, dedim. Son cümle dediniz. Hayır, ben de bir ben şey ekledim dedim. Benim peki. son cümlemden sonra soru sordunuz. Bir. Peki. Biraz peki. evvel dedik ki hocam 1 özetlersen bir e, Öztürk Bey'e dönmek Öztürk ben. Bey'in hakkında kullanıyorum ben. Bir dakika oldu. Evet, evet evet kullanıyorum. Ya, Şöyle Yardımcılar zaten Ankara'da dezavantajlı hakkında niye kullanıyorsun? Ki, biraz <laughs> evvel dedi ki dediyle Muratcan teneke kuza düşüyor. Bunun bankaya Nasıl? sıraya girenler sıraya girmekte yine çarpıtıyorsun. Ama Yine bankaya çarpıtıyorsun para Bu tarihten itibaren yine çarpıtıyorsun. Para yani, ben diyorum ki. Hoca efendim bank bankanı kurtar dedi deyip gidip banka sonra suç hesap değil. açıp para yatırıyorsa bitti. Değil. Ben diyorum suç değil. Var mı diyecek? Tamam. Hocamın, tamam. hocamın, tamam. hocamın en güzel örneği. Diyorsan sana göre Hocamın en güzel örneği az önce. hocamın en güzel örneği verdi kendi örneğidir. Dedi ki suçlu bulmuyorum. Yasamayı suçlu buluyorum. Evet hocamın öyle bir yetkisi var. Yani bak dinlemiyorsunuz bu. O zaman eğer bankada sıraya girip para yatırmak bu tarih sonra bankamı kurtarırım diyenler Hı. suçluysa FETÖ terör örgütü başçısıyla resim çektirenleri nereye koyacağız biz? Peki, nereye o koyacağız mi? biz? Bunu da bir söyleyene. Ee, bunu da konuşalım. Bekir yani, Bozdağ da pek, suçludur. Pek, o Bekir Doğuda teröristtir. <laughs> Maliye Bakanı teröristtir. CHP'liler teröristtir o zaman. Peki, teşekkür evet. ediyorum. Kapat. Hocam öyle bir yetkiyi gördü ki kendine, kendinde benim yetkimi de dahi kullanabileceğini söyledi. Yasamayı da ayrı bir örnek olarak da ironik olarak göstermemiz lazım. Demek ki herkes yetki gaspı yapabiliyormuş. Sayın Genel Başkan, özellikle şu hususa gelelim. FETÖ konusunu kapatalım lütfen. Ben özellikle Ukrayna-Türkiye ilişkileri üzerinden bir eski diplomat olarak, siyasi olarak da size sormak isterim. Ukrayna ve Rusya'da ne oluyor? Fotoğrafı nasıl okuyorsunuz? Türkiye'nin arabuluculuğuna veya Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna'ya gidip gelmesi, Putin'in tekrar Türkiye'ye gelmesi, yurt dışında yapılan açıklamalar, Amerika'nın "nahoş bir şekilde sadece Dışişleri Bakanlığı'nın NATO üyesi olan birinin arabulucu olması önemlidir." demesi ama e, onun dışında da Avrupa'nın genelde hoşnut olmadığı, Türkiye'nin rolünden hoşlanmadığı bir kesinliği de var. Bunlara dair yorumlarınızı alalım mı? E, şimdi e, biliyorsunuz bir sanatçımız var. E, onun diyor ki e, ana işte diyor biz gidek o geliyor gelok ok. diyor. Hadi gidek geliyor gelok ok. diyor. Boşuna gidip geliyor gelok ok. yani Adıyaman lehçesiyle. Eee Gidip geliyoruz, ziyaret yapıyoruz ama pek bir sonuç çıkmayacak açıkça söyleyeyim. Kahtalı mıçının bir türküsüydü. Şimdi arkadaşlar bu diplomasinin arka bir planı var. Ben onunla onun sizinle paylaşmak istiyorum bizi izleyenlerle de. Bu Ukrayna-Rusya gerginliğinde büyük bir oyun var. Oyun şu Rusya olay gerdi ve oraya Yaklaşık yüz fazla sınırı asker yerleştirdi. Sanki altını çiziyorum, sanki işgal edecekmiş gibi bir algı yarattı. Evet. Bunun üzerine Ukrayna panik oldu. Ukrayna'daki yönetim daha fazla Amerika'ya yaklaşmış oldu. Şimdi Ukrayna'nın buradaki şey şöyle bir şey, Rusya hem Donetsk bölgesini hem de ilhak etmiş olduğu daha önce Kırım bölgesinin artık tanınmasını istiyor. Yani kendi denetiminde olduğunun tanınmasını istiyor. Ukrayna ise artık bu bölgeleri şu andaki yönetim alamayacağını düşünüyor. Madem buralar gitti, o zaman biz de NATO üyesi olalım. Dolayısıyla. Buradaki kalan bölgeler itibariyle NATO bizim içimizde sınırlarımızı tutmuş olur. NATO'nun dış sınırları Ukrayna-Rusya sınırları olur. Biz de burada rahat edebiliriz şeklinde iç kamuoyuna satabileceği bir gerekçe istiyor. Yani e, Ukrayna bu toprakları kaybettikten sonra NATO üyesi olacak aklınca. Ee, ama diğer taraftan da Rusya nasıl olsa NATO üyesi ol, olacak olarak baktığı Ukrayna'nın topraklarını alıp meşrulaştırmış olacak. Yani daha önce işgal ettiği toprakları almış olacak. Ukrayna böylece bölünmüş olacak. Şimdi burada e, perdenin arkasında Amerika ile Rusya kamuoyuna ne kadar böyle çelişkili ifadeler, yüksek tondan ifadeler kullansa da aslında sürekli konuşuyorlar. Burada olacak olan Ukrayna'ya olacak. Amerika karlı çıkacak çünkü Amerika NATO'yu Ukrayna'ya kadar bu vesileyle, bu kriz vesilesiyle sürmüş olacak. Bu yine oyunda Rusya karlı olacak çünkü Kırım ilhak etti, onu kabul ettirecek ve Donbas veya Donetsk bölgesinin işgal ettiği o bölgeleri de Ukrayna'dan koparmış, oranın meşruiyetini. Referandumla sağlamış olacak. Eğer savaş olmazsa, bir de referandumla sağlamış olacak. NATO karlı olacak çünkü oraya kadar uzanmış olacak. Yani herkesin bir taraftan satabileceği, kendi Peki, kamuoyuna satabileceği bir kazanç çıkmış olacak. Türkiye açısından düşündüğümüzde ne oluyor? Türkiye'nin işi biraz burada sıkıntılı. Dikkat etmesi lazım gereken bir konu. Ama ne kadar dikkat ediyor belli değil. Çünkü Türkiye hem Rusya ile Amerika'ya karşı stratejik bir işbirliği geliştiriyor. Özellikle S-400 konusunda, savunma sanayi alanında ve ticari ilişkiler konusunda, yatırımlar konusunda. Şimdi bu NATO oraya bir müdahale, NATO'nun müdahale riski artması halinde Türkiye mecburen NATO üyesi olarak NATO'nun safında yer alacak. E bu da Rusya ile olan ilişkilerini gelmiş olacak birinci sıkıntı bu İkincisi eğer NATO'yu bir tarafa bırakın Ukrayna ile sürdürdüğü ilişkilerde de Rusya özellikle rahatsız oluyor Örne örneğin bu e, dronların satılması konusu yani hava araçlarının Ukrayna'ya satılması konusunda Rusya bu araçlar Don Donbas bölgesinde kullanılıyor Rus askerine karşı dolayısıyla bunları durdur diyor şimdi Türkiye'nin arabuluculuk rolüne gelince bu arabuluculuk rolü aslında Sayın Erdoğan'ın bir içeride bunalan, ekonomik krizden bunalmış işte kutuplaşmadan bunalmış Erdoğan için belki kendisinin şahsı için bir şey olabilir ama bir sonuç getirmez. Çünkü olayda Türkiye'nin bir rolü yok. Türkiye'nin bir etkisi yok. Sadece burada görüşme olabilir. Yani Türkiye'de bir görüşme olabilir. Ama Putin'le Biden zaten görüşüyorlar. Ve Türkiye yani Türkiye bunları birleştirecek tansiyonu düşürecek şeklinde e, algılanmasın. Ben hatta Türkiye'nin bunu yapmak isterken onun öncesinde bazı telefon görüşmeleri de yaptığını tahmin ediyorum. Özellikle Amerikan tarafıyla ve onun da bir e, desteğini e, almak suretiyle belli seviyelerde bilemiyorum. Ama Türkiye'nin bu arabuluculuğu bir sonuç getirmez. Çünkü sorun büyük. Yani ne diyecek? Rusya oradan çekilecek mi? Yok. Peki Ukrayna vaz mı geçecek? Hayır. Savaş riski arttığı zaman Türkiye bunu önleyecek mi? Hayır. Peki biz ne, ne sunabiliriz? Sadece yeri sunabiliriz. Yani İstanbul'da gelin görüşün. Ee, i̇kiniz de dostumuzsunuz, kardeşimizsiniz. İkiniz de de aramız iyi. Bunu diyebilir. Onun ötesinde gerçekçi olalım. Bir perspektif sunamaz. Benim gördüğüm oyunda... Yani bu oyunda kesinlikle Amerika ile Rusya sanki karşı karşıyaymış, çok büyük bir şeymiş, birbirlerine gol atacaklarmış, her an savaş çıkacakmış gibi yapmalarına rağmen aslında perde arkasından birbiriyle görüştüklerini, bazı olayları koordine ettiklerini ve özellikle Ukrayna üzerinde bir pazarlığın döndüğünü, NATO üyeliği konusunda, NATO Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda Birinci konu budur. Olsun mu olmasın mı Rusya ile bu konuşuluyor. Ve tartışma buradan çıkıyor. İki, Ukrayna'ya eğer yerleştirilmesi halinde oraya NATO askerinin yerleştirilmesi... ...veya NATO'ya ait hassas silahların sınıra yerleştirip yerleştirilmemesi ee, konusu. gündem'e geliyor. İkisi ee, bu, de kri kritik. Özür diliyorum. Olun. Bir husus var. Burada önemli. Ee, Biden'ın e, daha doğrusu mikrofon hatası üzerinden azından kaçırdığı bir konuşma var. Hatırlıyorsanız... Ee, Örtülü bir işgal uygun olabilir aslında yani sınırlı bir işgal veya pazarlık kısmı üzerinden buna göz yumulabilir. Aslında Ukrayna i̇şte o, istihbaratlar o. üzerinden buradan bir fırtına kopardı ama fazla da sürdürmek istemedi. Buna göz yuman bir Amerika mı var NATO mu var? Şimdi işte onu diyorum ben size. Yani Rusya Rusya'dan bu toprakları alamayacak. Yani Rusya'ya diyecek ki örtülü bir şekilde kardeşim verdik bu toprakları ses çıkarmıyoruz ama biz de Ukrayna'yı üye yapıyoruz dediği an. Dediği anda aslında Zelenski kamuoyuna diyecek ki zaten bu toprakları alamayacaktı. kardeşim. En azından NATO üyesi olduk diyecek. Kendi kamuoyuna bunu satacak. Diğer taraftan Rusya'da bak bu toprakları işgal ettik etmiştik ama Hala elimizde kalab kalamayacağı konusunda NATO'yla gerginlik vardı. Bunları meşruiyete kazandırdık, aldık bunları diyecek. NATO da oraya yerleşecek. Amerika Birleşik Devletleri de, Devlet Devlet. bakın bu dede ağaça yapılan yığınak falan boşuna değil. Bunlar çok önceden planlanmış şeyler. Maalesef, maalesef Ukrayna'daki yönetim ta eskiden beri bu şey yaptı. Av Avrupalılara çok güvendi, Amerikalılar'a çok güvendi. Ee, Rusya'nın e, aslında tehlikeli olması halinde ne kadar büyük bir zarar verebileceği gerçeğini göz ardı etti. Ve e, aynen Sakaşvili gibi o zamanki yönetim akılsız davrandı ve Rusya bundan çok büyük bir yarar sağladı. Şu anda Putin müthiş kazançlı ve güçlendirdi kendini. Neden? Osetya'yı almış, Abkazya'yı almış, Kırım'ı almış, Donbas bölgesini almış, e, Avrupa'ya doğru gidiyor. Bir taraftan da Amerika'yla şimdi Putin yeni bir hazırlık yapıyor. Amerika'nın orada yani Ukrayna krizinde eğer bir gol yiyebilecek noktaya gelirse hemen gündemi değiştirip başka bölgelerde, Suriye'de ve başka yerlerde yeni bir açılma <laughs> hattı açmak istiyor ve akıllıca oynuyor politika Yani bizim burada ara buluculuk konusunda e, dönersek ara buluculuğa ara bulucu konusunda ben açıkçası çok başarılı bir şey olacağını düşünmüyorum çünkü bizim burada biz Amerika gibi değiliz. E, sadece bir mekan sunabiliriz. Yani işte bir zamanda ne oldu? Bazı gruplar örneğin e, işte Afganistanla Pakistan arasında gerginlik olduğu zaman Hindistanla Pakistan arasında gerginlik olduğu zaman gelin kardeşim biz bizim muhtemizde gelin İstanbul'da görüşün dediğimiz şeklinde bazı toplantılar olabilir ama ara buluculuk dediğin yani mediation yani gerçekten arabulucu bunları oturtup anlaştırmak ve bir metin üzerinde anlaşmalarını sağlamak mümkün değil çünkü ortada bir işgal var. O işgalin meşrulaştırılmasını isteyen bir Rusya var. O işgal nasıl olsa alamayacağız, geri alamayacağız. Bu defa biz Avrupa'nın güvenlik şemsiyesinden nasıl yararlanırız diyen bir Ukrayna var ve bunların anahtarları bizim elimizde değil. Gerçekçi olalım. Bunlar bu dış politikada en önemli şey tahminler yürütürken veya olayları değerlendirirken... ...hep gerçekçi bir zeminde bakmamız lazım olaylara. Herkes diyordu ki savaş, savaş, savaş işte falan. Rusya, Putin bu işi çok iyi biliyor. Putin, Abkazya'yla da, Gürcistan'la da olaylar gerildiğinde çok büyük bir askeri yığınak yaptı... ...ve Gürcistan askeri hamle yapamadı. Sakaşvili yaptığı zaman da zarar gördü hemen. Şimdi Ukrayna'daki yönetim bu, bu geçmişi biliyor... Hareket yapamaz. Mümkün değil. Yani Putin bundan sonra bakın Kazakistan'daki olaylar keza veya başka duruyor böyle. Bir yer hata yapıyor. Hata yapınca oraya çöküyor. Ve çok akıllıca bir politika izliyor. Yani yeniden Sovyetleri canlandırmaya, yeniden o bölgeyi toparlamaya çalışıyor. Ve bu Rus kamuoyunda son derece akıllı ve e, e, Rus milliyetçileri tarafından da olumlu bir politika bir olarak, olarak algılanıyor? algılanıyor. Çünkü sürekli kazanıyor. Yani Peki. kazanması Peki. önemli. Yani Rusya kazanan stratejilerin peşine gidiyor. Burada tabii Biden yönetimiyle ilgili de iki cümle kurmak istiyorum. Şimdi Biden yönetimi, Biden kendisi rahatsız, yönetemiyor. Yani ülkede çok böyle dikkat ederseniz pek görünmüyor. Çok böyle riski şeylere girmiyor. Bazen gel gelirken ayrıydı, geldikten sonra onun ağırlığında eziliyor. Şimdi Putin bunu anladı. Putin uyanık, bunu anladı. Biden aslında kendi sağlığıyla sorunlarının ciddi olduğunu, risk alamayacağını, bu bölgelerde doğrudan kontrolü sağlayıp bu diplomasiyi yürütmekte başarısız olacağını anladı. Onun için Putin dikkat ederseniz çok rahat. Yani oraya 100 bin askerini koymuş, gelirseniz çatışırız diyor. Amerika'da, NATO'da şimdi kolay kolay o bölgeye girip Rusya ile karşı karşıya gelmek istemeyecektir. Yani bu böyle, bu nasıl olacaktır peki? dönüp dolaşıp Ukrayna'nın üzerinde bir pazarlık olacaktır. E Ukrayna üzerindeki pazarlık da işte demin söylediğim gibi hem Rusya kazançlı çıkacak bu bölgeleri alarak, meşrulaştırarak Ukrayna'da NATO üyeliğine en azından bir söz verilecektir Ukrayna'ya belli bir takvim çerçevesinde ve bu da Rusya'yı rahatsız da etse Rusya bakacak zaten gelmiş e ama Karadeniz'de biz NATO ile NATO Karadeniz'e inmiş Ukrayna üzerinden İyice inmiş olacak çünkü Romanya üzerinden inmişti. Şimdi de Ukrayna üzerinden inmiş olacak. Yani aslında Rusya'nın çevreleme politikası gibi görünüyor NATO açısından veya dışarıdan. Ama diğer taraftan Putin de sürekli toprak kazanıyor. Bakın Yeltsin 99'da kameralar çıktığında içkiliydi ve neredeyse devriliyordu. Ruslar bunu gördü. Şimdi Putin'i görüyor toprak kazanıyor. Peki. Sürekli hamle yapıyor. E tabi buna kredi veriyorlar. Teşekkür ederim. Sen başka. Bir Kim dakika şu... elen alayım mı hocam. Ee... E, e, kısa söylüyorum. Peki. Tamam, ekrem Bey, yani buradan e, başlayayım, böyle bitirelim. Şimdi Sovyetler döneminde Brezhnev doktrinin manası neydi? Komşu devlet. Benim için tehlikeyse ben orayı alırım. Nereye aldı? Macaristan ve Çeközde bakayım. Putin ne diyor? Diyor ki benim eski Sovyetler Birliği hudutlarına kadar yani gelme, NATO'yu alma. Olan <laughs> vesaire falan filan yeni bir şey veya bir tehlikeli bir şey daha söylüyor. Nüfusun çoğunluğu bir yerde Ruslardan ibaretse ben oraya alırım. Ha şimdi Öztürk Bey diyor ki Türkiye'nin hakikaten fonksiyonu ne kadar var ne kadar yok. Başka çaresi de yok Türkiye'nin. Şimdi Ukrayna bir ilişkisi var. Rusya ile bir ilişkisi var. Amerika ile de bir NATO ülkesiyiz. Amerika ile bir NATO ülkesi olmamızın bize hiçbir avantajı olmamıştır. Beşinci maddeye göre hiç olmamıştır. Zaten Amerika'nın NATO'ya ihtiyacı da yok. Bu yalandır. Libya'da Fransa ile beraber gitmiştir. Suriye'de ayrı, Irak'ta ayrı. Ben ona geçen programda ne dedim? NATO'cuklar da yapıyor bu işi. İngiltere ile yapıyor, Fransa ile yapıyor vesaire. Dolayısıyla, Atlantik Paktı üzerinden evet, almış kök. Dolayısıyla NATO'ya ihtiyacı de. da yoktur. Yani asıl bir şeyi daha dikkat çekmek lazım. Rusya'nın amacı Ukrayna'yı işgal etmek değil. Yönetimi Değiştirecek ve çekilecek. Yönetimi değiştirecek ve çekilecek. Kalmak değil. Rusya başka bir pazarlık yapıyor dediği gibi. Amerika ile bir pazarlık yapıyor. Biz o pazarlığın neresindeyiz? Ne yazık ki o pazarlığın içinde Türkiye'yi kabul etmediler. Geçen Peki. hafta. Kapatıyorum. Peki Ekrem Bey. Evet. E, Tüm doğruda hepimizin işte epeydir takip ettiği bir takım gelişmeler var. Ciddi gelişmeler. Rusya, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri, NATO, Avrupa Devletleri daha önce yaşanmışlıklar var. Şu anda yaşanma riski varmış gibi gözüken bir takım şeyler var. Buradaki mesele şu. İleriye yönelik projeksiyonlarda çok değişik yorumlarda bulunabiliriz. Nedir işte Rusya gelir o şu bölgeyi alır şunu netleştirir. Amerika gelir Polonya'yı affedersiniz Ukrayna'yı kalan bölümünü işte şeye alır NATO'ya alır falan. Ama mesela ben Ukraynalı birisi olsam beni yöneten bir kişinin Ülkemden ciddi topraklar kaybına sebebiyet verdikten sonra bana mesela Kırım'ın ilhakı sırasında ve değişik aşamalarda hiç destek olmayan bir ittifakta yani ne faydası var bana ben ülkemin topraklarını kaybetmişim sen bana oraya e, hiçbir faydası olmayan bir ittifaka girmiş olmakla övünüyorsun falan derim. Kaldı ki biraz önce e, gündeme geldi Rusya ve Çin'in e, NATO'nun e, Rusya'ya yanaşmaması yani Rus sınırlarına fazla yanaşmaması konusunda bir takım şeyleri var. Buradaki mesele şu. Diplomasi problem çözme sanatıdır. Yani en de sonunda güç vardır. İşte gücün değişik şekillerde kullanımı vardır. Karşı karşıya bulunduğumuz atraksiyonlar vardır. Avrupa ülkeleri çok yürülüyor. Hiçbir şey yapmıyor. Amerika Birleşik Devletleri yeni geldiğinde bir takım vaatlerde bulunuyor ama sonrasında bunu yerine getirmediğini görüyoruz. Dolayısıyla Ukrayna Rusya arasında ne olur ne olmaz konusunda ileriye yönelik söylenebilecek şeyler dediğim gibi değişik projeksiyonlar. Türkiye'nin yapmaya çalıştığı ne? Ortada bir mesele var. Burada alternatifler çok fazla. Türkiye Cumhuriyeti Devleti işte Ukrayna görüşerek, Rusya ile görüşerek, belki Amerika ile değişik temaslar kurarak, Öztürk Bey'in de söylediği gibi herhalde bizim gördüğümüz şeyler e, iceberg'in su üzerindeki yüzü. Diplomasi, gidip ilde bizim gördüğümüz şeyler üzerinden pişmez. Arka planda çeşitli görüşmeler, konuşmalar, çeşitli pazarlıklar, şunlar bunlar yapılır. Burada mesela ben olsam şöyle düşünürdüm. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin burada yapabileceği şeyler, öne sürebileceği tezler, şunun üzerinde şunu söyleyebilir, bunun üzerinde bunu söyleyebilir. Rusya'ya mesela işte bir takım şeyler söyler, Ukrayna'ya bazı tavsiyelerde bulunur. Amerika Birleşik Devletleri'ne falan bir NATO ülkesi NATO ile dolaylı NATO içerisindeki müttefikliğimiz falan gündeminde belki belki başka bir şeyler önerir. Ha netice olarak işler nereye varacaksa oraya varacaktır. Ama bu süre içerisinde bizim iyi niyetle yeri geldiğinde katkılarımız bence Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin olacaktır. Niye? Yani eninde sonunda Buradan kalkıp işte Kiev'e gitmenin, daha sonra belki Moskova'dan Putin'in gelmesinin, bir takım görüşmeler yapılmasının, bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli kademelerde yapılan görüşmeler falan arka planda anlaşıldığı kadarıyla yoğun bir diplomatik faaliyet var. Umulur ki en azından bir savaş ihtimali ortadan kalkar. Her ne olacaksa suhuletle olur. Çünkü şu anda mesela petrol fiyatları galiba 90 doların üzerine çıktı, 100 dolara yaklaşıyor. Bu bizi acıtıyor. Başka yerleri de acıtıyor. Hı hı. Neden? İşte Ukrayna'daki belirsizlik, başka şeyler. Ya bir savaş olur mu? İşte OPEC bu arada üretim artırmazsa bu savaş sırasıyla başka şeyler olur mu falan gibi. Yani Karadeniz e, çevresinde olabilecek ciddi bir çatışma bizi e, ciddi manada etkileyecek bir bir gelişmedir. Dolayısıyla bence Türkiye'nin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı girişimler, bütün bunlar bu işin mümkün olduğu kadar suhuletle halledilmesi yönündedir. Ne olabilir? Nasıl olabilir? Belki Öztürk Bey'in dediği gibi olur. Belki işte Ferman Hocam'ın dediği gibi olur. Ya da bizim şimdi hiç aklımıza gelmeyen çok değişik bir formül bulunabilir. Bir örnek verelim. Yani Dağlık Karabağ meselesi 1992-93'ten beri ciddi bir problemdi ve Minsk Grubu falan falan anlaşılanlı kuruluşlar vardı. Çözdük, çözüyoruz, çözmek üzereyiz falan filan bilmem ne. Bir sürü laflar edildi konjonktür müsait hale geldi. Çeşitli sebepleri var. İşte oradaki yönetim Rusya ile arası bozuldu. Çeşitli sebeplerle belki burnunu sürtmek gerekiyordu. E bu arada da Azerbaycan'ın açık seçik bir haklılığı var. Azerbaycan'la yapılan görü falan filan bir şeyler oldu ve Dağlık Karabağ 28 sene sonra bir esaretten kurtarıldı. Bunu bir sene önce konuşuyor olsaydık buna ihtimal veremezdik. Real politik olarak. Ama şu anda diplomatik süreç devam ediyor. Ne olur, nasıl olur bilmiyoruz. Ama umulur ki belki ezber bozan, belki birçok insan açısından şaşırtıcı sonuçlar alınabilir gayretler bu yönde Allah yardımcılar olsun. Peki. Ee, çok teşekkür ediyorum. Bir dakikayla özetlemek ister misiniz? Bu konuyu? Yok. Konuyu? Bir Peki. dakikayla yani özetleyeyim. E, diyorsunuz ki yeterince hakları yani şimdi Ferman Bey konuştu. Bakın sonra Öztürk Bey'e geçiyordun. Sonra bana geçecektiniz. Sonra Ekrem <laughs> Ağabey'e Sonra vakit tamamladım. kalırsa Ferman Bey'e geçecekti. Şimdi ne oldu? Ben hayır, Şur Ferman Bey tekrar konuştu. <laughs> hayır konuşmadım. Öztürk sonra Bey. bir dakika. Şimdi ben Üçüncü konuşma turda. hakkımı kullanmıyorum. Öztürk Bey konuştu. Ben konuştum. Ben hatta açık söyledim. Tamam. Benden başla dedim. Ee, devam ben, et. Ben e, özellikle her birinize ayrı ayrı teşekkür evet, ediyorum. Evet. Ee, Öztürk Yılmaz Yenilik Partisi Genel Başkanı Ankara stüdyosunda kendi başına oturduğu için oradaki o dezavantaj kısmı üzerinden de fazla konuşmaya gerek yok. bir kusur olduysa af ola. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Renkli bir tartışma teşekkür oldu. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ee, Murat çok teşekkürler. <laughs> evet. Ekrem Kısıltaş çok teşekkürler. Teşekkür tamam, ediyorum, yapacağım. sağ olun. çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hayırlı geceler dilerken bizden hemen sonra Mustafa Balevi arkadaşımız var. Gece acasında sizlerle birlikte olacak. İyi geceler diliyoruz efendim. <laughs>